Abi sen ne diyorsun? Hani ıskalamıştı babam? Ya ne bileyim, 40 yılda bir denk getirmiş işte. Konuşacağınıza gidip çocuk kan kaybından gidecek oralarda, çabuk. Yürü, yürü, yürü. Yenge, ambulans ara çabuk. Bu nasıl, karışma, ben halledeceğim. Allah'ım senin Kuzey'imize bağışla yarabbim. Kuzey, Kuzey. Abi nerede bu? Kızım aşağıda, sokağın aşağısında dedim. Anam, Kuzey. Kuzey! 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 Haydi yürü. Seri dur. Kuzey! Allah'ım. Allah'ım Kuzey ya. Kuzey! Kuzey! Ne oldu? Kuzey! Kuzey iyi misin? Nefes alıyor. Kızım bak hemen yapıştı pampamaya, çık. Nefes alsın. Ona nefes alıyor, tamam. Efendim bir dur. Kuzey yaran nerede? Yaram içeride, kalbimde. Kuzey dalga geçme. Nereden vuruldun söyle. Sol yanımda. Bak hala dalga geçiyor. Kızım sol yanımla vuruldum işte. He. Aa bak. Ay anam çok fena görünüyor. Abi aa, hadi gir kola da hastaneye götürelim hemen, haydi. Yok yok, hastane olmaz, eve götür. Hastaneye gidersek Yaşar amcanın başı belaya girer. Girerse girsin, görsün bakalım adam vurmak neymiş. Yıldız şu an sakin olur musun lütfen? Ya abi nasıl sakin olacağım, görmüyor musun Kuzey'in halini? Yıldız eve götürün beni. Kurşun içeride değil, kendimiz hallederiz. He, kendi halledecekmiş. Ya mikrop kaparsa? Kızım başlatma mikrobanı ya. Tamam eve gidiyoruz, ben doktor çağırırım eve. Hadi pampa kalk. Ya abi sen bunun lafına ne bakıyorsun? Hadi gir kolla götürelim hastaneye diyeyim sana. Yıldız eve gitmek istiyorum dedim, lütfen. Ya adamın nefesi tükendi, yeter. Pampam ne diyorsa o, pampamın dediğin dışına çıkılmayacak yani. Pampa geliyorum, yüklen bana. Çekil. Hadi. Hadi gel. Yavaş. Tut tut. İçe karadıysa çok kötü. İçe karadıysa evet, büyük sıkıntı ya. İnşallah dışa karamıştır ha. Yavaş yavaş hadi. Yavaş. Tamam ya, gel, tamam. Gel, gel. Yavaş yavaş, abi zorlama. Hiç kan yok, içe karamış ha. Gel, gel. Yavaş abi ha, yavaş, yavaş, yavaş. Hadi sussan da iş yapsan. Bırak zaten, bir işe yaramıyorsun. Kıracaksın çocuğun bir anını. Ya asıl abi sen tuttun ve ikiye ayırdın adamı. Sen bırak. Kızım ben taşırım pampam. Çık bak, hallarım hallarım. Affettin ya Yıldız. Ya abi adamın yarasını açtın. Sen nasılsın? Bırak şunu. Kız ben ne tarafında bir... Ha bu hayret bir şey. Çek, bırak çek elini. Allah ben taşırım. Allah'ını seven beni oturtsun. Tamam bak adam. Ben tamam, zaten oturtmaya tamam, çalışıyorum. Tamam hadi gel. Gel. Al şunu arka arka. Naide var mı daha? Arka. Naide sen yavaş, şey yap. Yavaş, gel, yavaş, gel, yavaş, gel, yavaş. Otur lan. Yavaş. Tamam abi. Sen gel, gel. Nere geleyim ya? Aa. Ay. Yenge, haydi ha doktoru ara çabuk ha. Ne bu gürültü be? Ne oluyor lan burada? Bu herifin ne işi var burada? Ne işi olacak baba? Vurdun ya adamı, kan kaybediyi. Aa, vurmuş muyum kız? Gördün mü Hanife? Kocan attığını vurur bak, gördün mü? Göreyim, göreyim. Bir de bununla övüneyim misin baba? Adamı az daha öldüreydin. Vallahi doğru diyorsun. Tam vuramamışım demek. Şimdi vuracağım. Ya, ya, baba saçmalama. Babacığım bir dur ya. Doktor çağıralım. O zaman ne diye götürdünüz eve kızım bu adamı? He? Niye götürdünüz? Baba delirsin bir daha vursun diye mi? Hayır anne. Babamın başı yanmasın diye Kuzey hastaneye gitmek istemedi. İşin içine polisler karışır. Yaşar amca da ihbar edemem dedi. Allah Allah. Beni düşünmek bu mal değneğine mi kaldı? Neyse cezam çekerim ben. İyi o zaman bir daha vurayım. Ya baba yapma artık. Yeter Yaşar Bey ya. Yeter, adam kan kaybediyor zaten. Siz de doktorumu çağırın, siz ne yapmışsaydı. Hadi yapın haydi. Haydi haydi. Neyse. Merhametli adamım da bu seferlik canını bağışlıyorum şunun. Çağırın doktoru da alsın götürsün bunu. Seferim hangi doktoru çağıralım? Haydi neyse çağır. Hangisini çağırırsan çağır. Ya ataşına baktırmayacağız ya, kurşun yarası için çağırıyor. Tamam o Cihan'ı çağırdı. Cihan gelsin. Kayınçosu bakacak yani. Hangisi o? Şişman mı hoca? Evet baba, o şişman olan. Ha, hayır fena değil. Ye, doğru dedin, doğrudur. Arayayım. Haydi çabuk yenge, haydi kurban olam ya. Sen de al bunu götür evine, gözüm görmesin. Hadi. Evine mi götüreceksin? Ne yapacaksın sen, yap hadi. Sen nasıl istersen babacığım. Bana baba deme lan, bana baba deme. Ben baba demedim zaten, baba dedim. Vallahi seni gebertirim lan. Demesene, deme yani bir şey ya. Deme oğlum sen de, hadi. Tamam baba. Ula yine mi vurduracaksın kendini? Haydi yürü, hadi kalk. Kalk. Çok yakında babam olacaksın, göreceksin. Olmayacağım ulan. Ölürüm de olmam ulan. Al baba, hadi şey. Alacağım kızını. Vermeyeceğim. Alacağım. Vermeyeceğim lan. Oğlum, alacağım. Vermeyeceğim dedim sana lan. Oğlum yürü. Ulan anlayamazsın. Vermeyeceğim lan. Vermeyeceğim. Alacağım. Vermeyeceğim. Alacağım. Aa!
Ay yok, ben dayanamayacağım. Gidiyorum, anneme gideceğim. Saçmalama. Gidince ne işine yarayacak? Ya kızım, sen annemi tanımıyor musun? Onun ayağına kadar gidince o zaten mutlu olacak buna. E peki ne yapacağız? Burada böyle oturup bekleyecek miyiz gerçekten? Bekleyeceğiz canım. Babaannemle dedem gittiler zaten. Şu an beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kızlar! Size bomba gibi bir haberim var. Hem geç kaldın şekerim, o bomba buraya çoktan düştü bile. Nasıl ya? Haberiniz var mı? Ne çabuk? Her şey bizim gözümüzün önünde oldu zaten. Haberimiz var herhalde. Ne demek gözünün önünde oldu? Her şey aslında benim gözümün önünde oldu. Ya halacığım, sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Her şey gözümüzün önünde oldu diyoruz işte. Halamı alıp gittiler. Ya kim aldı ablamı ya? Ne oldu? Doğru düzgün anlatsanıza siz de şunu. Annem pembe halıyı şikayet etmiş. Polisler de geldi, halamı aldı ve gitti. Vay be, bak sen şu eksi yengeme ya. Vallahi her fırsatı değerlendiriyor maşallah yani. Bu onun son kozları ama. Bakalım Yıldız ablayla babam kavuştuğunda ne yapacak? Zaten barıştılar diye yapıyor annem bütün bunları. Aynen öyle. Ya tamam, pembe halamızı kurban etmiş olabiliriz. Ama Allah'tan babamla Yıldız abla birbirlerine kavuştular da. Aslında tam kavuşamadılar. Ne? Ne? Nasıl ya? Onlar bu gece buluşmayacaklar mıydı? Evet, buluştular. Sonra biz gittik bastık. Ne? Ya kızlar, şimdi Poyraz'ım artık evin en büyük oğlu olduğu için kontrol yetkisi de ona geçti. Abimle de Yıldız abla buluşunca... Siz de onları gittiniz bastınız, öyle mi? Evet. Hala bravo ya, gerçekten bravo. Biz aylardır babamla Yıldız abla birleşsin diye uğraşıyoruz. Siz bir çuval inciri berbat ettiniz. Ya ama onlar da az çektirmedi bize yani. Ay pardon da az çektirmediler de ne yaptılar? Evleneceğiz dediniz de razı mı olmadılar? Oldular. Sen evden kaçıp gittin, geri döndüğünde babam seni affetmedi mi? Affetti. E o zaman sizin derdiniz neydi? Neyin intikamını aldınız? Ya Poyraz çok üstüme geldi. Basan taraf olmak sana hiç yakışmadı. Ne bakıyorsunuz? Abi, aa şu doktoru bir ara, nerede kaldı? Ya aradım diyorum yani, adam geliyormuş, yoldaymış, delirtmeyin beni. Aradım, kaç kere arayacağım? Yıldız iyiyim ben. Şey yapma, abartma. Hey! Bunun ne işi var burada? Ne demek ne işi var? Babam vurdu, yaralı! Vallahi mi? Babam ıskalamadı mı? Iskalamış falan da Buze mermiye kafa atayım derken oğlum ağzının yüzüne çalarım bak buradan. Ne duruyoruz, haydi hastaneye götürelim. Bağım vurduğu için olabilir mi süpersonik zeka kardeşim? He, doğru. Ah ya. Çok canın yanıyor mu Kuzey abi? Abicim yanmıyorsa sen mi yakacaksın? Aşk olsun ya, ben şöyle şey yapar mıyım? Oğlum bak sus bak. Ne geldiyse senin yüzünden geldi bak başımıza. Aldın oradan o merdivanı. Çocuk ne güzel çıkıp gideceği duyanı. Zındık. Yılık. Ben vallahi onu şey diye ya, şaka mahiyetinde yaptım öyle. Gülelim diye şaka mahiyetinde. Şaka mahiyetinde. Şaka olsun diye ha. Al sağ şaka. Kuzey ölseydi ne yapacaktık ula? He? Ya kurşun biraz daha yukarı gelseydi ne yapacaktık? O zaman böyle gevrek gevrek gülüp şaka diyebilecek miydin acaba? Vallahi ben işim buradaya geleceğini tahmin etmedim. Öyle kalırsın işte böyle çilekli pamuk şeker gibi yüzünde. Kuzey abi ver bir elimi öpeyim. Ya yürü git lan. Çık çık. Ben yarın alacağım senin boyunun ölçüsünü. Ya vallahi eşeklik ettim, kusura bakmayın. Ben onu mu diyorum? Lüzumsuz. Espiye'deki olanlardan dolayı diyorum boyunun ölçüsünü alacağım diye. Bir dakika ya Espiye Hanım. Ne oldu lan Espiye'de? Ne oldu Espiye'de? Ama şimdi Espiye de yani oho, bunlar sizi uyutmuş. Poyraz. Bir dakika ya, kim uyuttu? Kim uyuttu lan yine, kim uyudu? Naydi ne yaptın yine, kim uyuttun, kime kaçırdın, ne yaptın Naydi? Benimle ne alakası var ya, ben niye kaçırıyorum kimseyi? Ya şimdi sırası mı bu? Adam kan kaybediyor. Naydi damarında ahan kanı bilirim bak, yapma. Kesin bir şey oldu, yine benden saklanıyor bak. Oğlum, buldu kursunu yiyen benim, gene sen trip at. Canı yandı mı çok? Nerede kaldı bu doktor? Allah'ından bul doktor, evin balkon yıkılsın. Kaç saattir yollardasın, gelemedin. Bizi perişan ettin.
maşallah. Ne var işte? Ama bağırma, kanın fışkırır bak. Hiç ayarın yok Yaşar Efendi, hiç. O mermi Kuzey'in kalbine geleydi, Allah muhafaza. Katıl olurdun, mapuslarda çürürdün. Bir daha o tabancayı elime alırsam tövbeler olsun hanife. Vallahi verilmiş sadakamız varmış ha. Kuzey'e bir şey olaydı, ben düğürüme nasıl hesap verirdim, ne derdim ben ona? Kız hanife, dününü mü düşünüyorsun, beni mi düşünüyorsun? Yaşar, Yaşar. Emine benim sada düğürüm değil ki. O benim can yoldaşım, ahretlüğüm. Ne yapsam? Arayıp haber etsem mi? Sakın ha, sakın ha. Bütün dünyayı ayağa kaldırır, bütün mahalleye ayağa kaldırır o ya. Kaldırır vallahi. O namussuz zaten zıpçık gibiydi. Doktor da gelecek canım. Geliydi. O ne yıkı? Ne oldu kız? Ana, yandık Yaşar Efendi, yandık. Polisler geldi. Ne? Polisler mi? Vallahi aşağıdalar. Anam, ihbar ettiler seni Allah. Ne yapacağım ben şimdi hanım? Kaç, kurtar kendini. Kaçayım değil mi? Kaç, kaç, kaç. Ben polisleri oyalayayım. Haydi, haydi, kaç, kaç, kaç. Kaç. Ay, vallahi aşağıdalar. Hadi, hadi hanımefendi. Hadi, hadi bakalım. Hadi hanımefendi, hadi hanımefendi. Nerede kaldı bu Cihan doktor ya? Allah'ım ya Rabbim. Nerede o kuzey? Ha? Hani ben gelmeyeyim diye hastaneye git demiştin ha? Hani hastaneye gitmemiştin yalancı? Beni ihbar etmişsin. Ben seni ihbar etmedim ki Yaşar bu. Sus lan, bana baba dene. Bak, ön kapıda bir sürü polis toplanmış. Ne? Ne polisi baba? Ne polis mi? Beni saklayın, beni saklayın. Dur, çabuk saklayın. Sen, tamam baba, dur. Saklayın beni. Dur. Nereye saklanacağım acaba? Nereye git? Koltuğun arkasına saklansan olur mu? Ha? Yok, görünürüm. Neyse, perde, perde. Perde de, saklayın beni. Baba çık oradan, dışarıdan görünün ya. Gel benim arkama saklan. Zaten ufak tefeksin sen, bir şey olmaz yani. Ben seni sahip çıkarım, gel. Ulan sen kendi bıyığına sahip çık, salak. Hem ben vazgeçtim, saklanmayacağım. Saklanmayacağım. Gerek yok zaten Yaşar baba, ben seni şikayet etmedim. Sana minnet eden senin gibi olsun lan. Hem bana baba deme, tamam mı? Ben saklanmayacağım. Çünkü ben Kuzey'i vurmadım. Ne? Ne? Poyraz vurdu. Ne? Bak oğlum, esas evlat olmak kolay değil. Şimdi sıra sana geldi. Babanın suçunu üstlenmek sağa düştü. Ne diyorsun baba, ben öyle bir şey yapamam. Yok öyle bir şey, hayır. Yaparsın. Esas evlat olmanın gerekleri budur. Polisler geldiğinde göğsünü gererekten böyle karşılarına çıkıp Kuzey'i ben vurdum diyeceksin. Namusun için vurdum diyeceksin. Yok ya, kameraları kim edecek o zaman? İndi sonu. Tuh senin suratına, cibriyetsiz evlat. Baba. Ben belki senin en gözlü evladın değilim ama en vefalı evladınım. Gerekirse senin için adam vurur, gerekirse mahpusta yatarım. Merak etme sen. Ver lan. Ver. Ver şunu, biri bizi vurmadan. Ayrıca da... Baba, haydi. Hapse girmene izin vermiyor. Girerim Naide. Girerim. Neden girerim biliyor musun? Çünkü o benim babam. Kafasını taşla yardım. Yüzükle boğmaya çalıştım. Ortalığı ikiye çatırt diye vurdum. Biricik babam, şimdi vakit niyet ödeme vaktidir. Ya siz ne saçmalık duruyorsunuz? Kuzey şikayetçi olmayacağım diye size. Polisler geldi dedi, kimse kimseyi vurmadı deriz, olur biter haydi. Biz lafımızı söylemeyecek. Bağım hapse girmeyecek. Lakin bağım yerine ben kendim bizzat girip ceza yatacağım. Bravo. Yıldız haklı, sakin olun. Buyurun polis beyler. Alın geliyorlar. Silah. Hadi ver silahı, hadi ver silahı. Naide.
Kendine iyi bak. Seni özleyeceğim. Memur bey, gidebiliriz. Nereye? Ne bileyim nereye? Yani ilk işte karakola gidiliyor ama siz beni direktman mahpusa götürün. Ben suçumu itiraf ediyorum. Kendi hür irademle ben vurdum. Neyi vurdunuz beyefendi? Bir araba sürerken tabelaya vurmuş da onu diyor memur bey. Bu meseleyle daha sonra ilgileniriz. Biz buraya Nahide Kadıoğlu için gelmiştik. Ne? 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 Bir beylerin alakası var ya. Ben kimseye vurmadım. İkimiz de girdik içeri. İnsan kaçırıp alıkoymak ve işkence etmekle suçlanıyorsunuz. Ne? Yine kaçtı göz arasında. Kimi kaçırdın Nahide? Vallahi bu sefer sizden birini de eks karımı kaçırdıydım. Uy yenge. Suçunuzu itiraf ettiğinize göre buyurun hanımefendi, gidelim. Seferim, ben de özle, çok özle. Yıldız, sen de özle. Dur! Memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Benim karım öyle profesyonel olarak insan kaçırmaz, o hobi amaçlı. Lütfen zorluk çıkarmayın beyefendi. Geçin yerinize. Buyurun hanımefendi. Bana bıyığı ver de ben de çıkayım. Müsaade eder misin? Müsaade eder misin? Yenge ya. Yenge. Sana esas evlat diyen dillerim kurusun böyle. Yürü lan eve. Yürü. Ya silahı tutmadım diye yaptığın şeye bak baba. Sen karışma. Oğlunu koruyorsun. Oğlunu. Senin yüzünden çok koruyorsun ben. Akıllı. Yürü 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 yürü. Vay be, kime niyet, kime kısmı? İyi hadi. Bence geceye daha fazla olay karıştırmadan haydi kalk yatırayım seni. Nerede yatacağım ben? Nerede olacak? Abimin odasında. Olmaz. Daha ilk günden ihanet edemem Nahide'nin anısına. Sen beni kendi yatağına yatırma abişim. Yengem için yani diyorsun öyle. Tabii. Sen şimdi başımda bekleyeceksin ya. Abinin odasında şey olursun, rahatsız olursun. İyi tamam haydi kalk. Kalk yatırayım haydi. Ya tutun, tutun bağı. Yavaş, yavaş. Dur, önce ayaklarını kaldır. Yavaş. Hadi bak, üç deyince kalkıyorsun ha. Üç. Dur, dur, dur. Allah'tan kanaman durdu ha. Ben şey yapayım. Yaranın galanı temizleyeyim. Allah muhafaza mikrofonu kapar. Acıdı mı? Acıdı mı? Çok acıdı ama bir kere öpersen geçer. Ula yaranın nesini öpeceğim ya? Yarayı değil. Seni öpmediği için kuruyan çöllere dönen dudaklarımı öpme abişim. Dudakların kurudursa git krem sür. Evlenmeden olmaz. Ama ben senin uğruna kurşun yedim be Yıldız. Bunun bir ödülü olmalı. İyi al sağ ödül. Bu nedir ya? Çocuk muyum ben? Bu nasıl öpmek ya? Oğlum ödülün büyük küçüğü olmaz. Bununla idare edeceksin. Evlenmeden olmaz diyeyim sana. Anla artık. Vay be. Senin için kurşun yiyen adam varsın. Dudakları açık ölsün Yıldız'ım. Ulan ağzını kapat. Ağzını. Sinekleri dolduracaksın ağzına. Ulan ne oldu? Acıdı mı? Acıdı mı Kuzey? Ne kadar güzelsin ya. Gene mi sen lan? Gene ben. Neyse yoğum şimdi yoğum. Doktor geldi, ona haber verecektim. Doktor, müsaitler herhalde. Müsaitiz. Abla, sonra konuşacağız seninle. Kuzey Bey, vurulmuşsunuz. Duydum hemen koştum geldim. Neyse ki hala nefes almanız şahane. Ölmeden yetiştim. Sağ ol. Gelmeseydin ne güzel nefesim kesiliyordu. Nesi güzel efendim? Nefes bizim yaşamlarımızdaki en elzem bağdır. Nefes olmadan olmaz. Benim için en elzem bağ nefes değil... Bir çift maviş göz. Buradaki maviş gözler siz oluyorsunuz galiba. Neyse efendim ben yaraya bakayım. Yavaş. Kanama durmuş. Kurşun da içeride değil. Nasıl içeride değil doktor? Kurşun benim tam buramda. Olur mu efendim? Kurşun kalbinize isabet etse duramazsınız. Yani yaşayamazsınız. Siz maviş kurşunlardan bahsediyorsunuz. Bana bak, maviş maviş deyip durma, o benim mavişim, ayağımın altına alırım ha. Neyse ben yere bakayım.
Yarınız pek güzel temizlenmiş. He, ben yaptım. Bravo efendim. Ben de şimdi bir doktor titizliğiyle yarayı dezenfekte edip dikeceğim. Tamam, haydi. Yalnız biraz acıyabilir. Baştan uyarayım. Hadi bakalım. Bak doktor, ben üç diyene kadar birlikte sayacağız. Ondan sonra dökeceğin ilacı, tamam mı? Tamam. Haydi. Bir, iki, üç. Sen ne yapıyorsun ya? Benim mavişim üflerken kelli felli adam neden bana üflüyorsun ya? Gene mi Mahmut? Uy, ne oldu? Ameliyatlı yerim. Sen Mahmut deyince ameliyatlı yerim. Bazen unutuyor mu senin bu öküz ruhunun bu kadar gırılgan olduğunu. Nasıl, iyi misin şimdi? Çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Keşke baban beni her gün vursa da ben de böyle uyanır uyanmaz mavişlerini, gökyüzünü mi görsen? Onun için önce kendi garanlığından kurtulman lazım. Gene mi Şule konusu mavişim ya? Bak burada rüya gibi bir an yaşıyoruz. Niye karabasan gibi aramıza sokuyorsun Şule'yi? Artık uyanmanın vakti geldi Kuzey. Gerçeklerle yüzleşmen lazım. Bak canım, boşanmamı istiyorsan ipleri bana vermen lazım. Maddi manevi zarara uğruyorum sizin yüzünüzden ya. İyi, tamam. Tamam, haydi. Tamam. Aç mısın? Kahvaltı hazırlayayım mı sağa? Açım. Ama peynire ekmeğe değil. Sana açım, ruhum aç, bir küçük öpücüğüne muhtacım. Ama Kuzey, sen de taktın abi öpücüğe. Ne yapayım? Bu kadar şey başıma bir öpücük için gelmedim. Vuruldum ben. İyi, tamam. Tamam, öpeceğim ama bir kere, o da hastasın diye, tamam mı? Tamam. Hadi öp. Böyle bu kadar mı? Ama böyle olmaz ki. Günde üç dozla başlayalım. Sabah, öğlen, akşam. Baktın iyileşmedim, dozları arttırırız. Sabah, sabahtan azıcık sonra. Kuşluk vakti. Kuşluk vaktinden bir tık sonra. Öğlen, öğlene doğru. Öğleden sonra, akşam, akşam. Ne bu kadar böyle? Böyle yapacaksan hiç olmaz ha. Evlenmeden olmaz diyeyim sağ. Tamam, tamam. Sen benim öküz ruhumu doyur. Hadi öp beni. İyi ula. Tamam. Vuruldun diye, hastasın diye. Bir kere öpeceğim. Tamam. Yıldız! Abi! Kesin bunlar bize sensör taktı. Sensör taktık. Hem de böyle öpücüğe duyarlı sensör taktık yani. Yazıklar olsun ya. Benim Nahide mabuslanmamı çürüyor. Siz burada rahat rahat oturuyorsunuz gevrek gevrek. Ne mabusu lan? Alt üstü bir gece nezarethanede kaldı. Seni öyle sağ. Avcılıktan aradılar. Nahide'yi komplüman işini almışlar. Ney? Ne diyorsun sen abi? Şule midir nedir, bak şunu, ara bak şunu. Ne geldi son yüzüne geldi başımıza, bak şikayetini geleceksin. Lütfen ara şunu, Kuzey artık. Yok ya. Benim ne işim olur ya, ne muhatap olacağım onunla? Hayret, sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi? Oğlum dayak yemekten falan korktuğum yok bak. Ben bu sefer kendi yapacaklarımdan korkuyorum yani. Ben de mi gireyim mabuslamlarına Kuzey ya? Lütfen ara şunu yani. Şule, Allah'ından bu Şule. Tez zamanda kötü haberleri gelsin inşallah. Parmaklıklar arasında sıkış kal inşallah. Abi tamam bak, ağlama. Arayacak Kuzey değil mi? Arayacaksın. Tamam ya. Bak arayacak, tamam, ağlama abi. Ben şimdi size aşağıda güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. Böyle güzel bir kahvaltı. Siz de hazırlanın aşağı inin, tamam mı? Tamam. Yiyemem ben şu an, delenin peşindesin. Haydi.
Tamam, ağlama. Tamam. Nasıl ağlamayayım? Kuzey, sen de şimdilik bununla yetin. Hala neyin peşindesiniz ya? Al yuttum. Nelerin peşindesiniz hala? Birbirinize öpücükler atıyorsunuz havalarda ya. Bunu yakala bak. Başka yok. Ver şunu bak. Şunu geri ver bak lütfen. Kötü oluyorum. Oğlum bana yeni kazak vereceksin. Vay be. Ya. Kulak böyle sıkılan bu mu sence? Ay ne bileyim ben Gökçe ya. Gel biçim buraya. Ya ne yapıyorsun Gökçe, çek elini. Ay yok ya. Bizim kulak memimiz ne kadar güzel, böyle pofidik pofidik. Bunlar bildiğin macun oldu. Siz ne yapıyorsunuz böyle? Sakıza çevirmişsiniz hamuru. Beni izleyin. Önce ellerinizi unluyorsunuz. Ki hamur elinize yapışmasın. Sonra hamuru şöyle alıyorsunuz. Küçük bir parça. Daha sonra birazcık da tezgaha unluyorsunuz. Ki tezgaha da yapışmasın. Sonra böyle yapıyorsunuz. Ve işte. Wow. Ne duruyor siz? Bu kadar hamuru ben yapacak değilim ya. De haydi. Tamam, deneyelim. Önce elimizi unluyoruz. Sonra hamur alıyoruz. Hamuru da azıcık unlayalım. Tezgahı dökeliyorum. Böyle. Bir şey diyeceğim. Hakikaten oluyor ha. Bak. Oldu bence. Bu da böyle. Ay baban da mı fırıncıydı be? Aferin Mine. Kaptın sen bu işi. Ay evlenince de ben böyle kocişime ponçik ponçik böyle ponçik kola yaparım. Ponçik kola. Ağlanacak hale gülmek dedikleri bu olsa gerek. Anne. Niye geldin buraya? Ne istiyorsun ya? Ellerini sıcak sudan soğuk suya değdirmediğim, el bebek, gül bebek yetiştirdiğim kızlarım ne hale düşmüş onu görmeye geldim. Çalışıyoruz işte. Göreceğini gördüysen çek git. Kızım, sizin bu saçma sapan yerde değil, okulunuzda olmanız gerekiyor bir kere. Ne yaparsınız be Şule Hanım? Biz de annemizin yaptıklarının bedelini ödüyoruz. Ama çok iyi oldu biliyor musun? Senin sayende para kazanmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrendik. Tabii ki. Bak. Elimiz ekmek tutuyor, ekmek. Sari bize poğaça yapmayı da öğretiyor şu an. Gerçi hoş. Böyle şeyleri anneler öğretir kızlarına ama... bizde nerede öyle anne? Annelik öyle hamur açmakla, pasta börek pişirmekle olmuyor kızım. Kızlarını terk edip gitmekle mi olur? Ya da kızlarının halasını tutuklatmakla mı olur? Halanız başına gelen her şeyi hak etti bir kere. Sen de birçok şeyi hak ettin anne. Ama neyse ki biz senin kadar gaddar değiliz. Kızım. Sakın. Bak sakın bir daha bize kızım falan deme. Hanımefendi artık gitmeniz gerekiyor. Bu şekilde burada olmanız doğru değil. Hijyen kuralları var. Pardon. Sen bana pis mi demeye çalışıyorsun? Hayır. Diyor. Mine, annenle nasıl konuşuyorsun sen? Ya bu kadın benim annem falan değil. Mine yavrum. Sakın. Sakın diyorum, sakın. Benim bir annem yok, anlıyor musun? Olsaydı eğer biz soğuktan titremezdik. Ya da yorganın altında biz kardeşlerimize değil, annemize sarılıp uyurduk. Anladın mı? Benim bir annem yok. Sen bizi terk edip gittin. Anladın mı? Çekil. Mine yavrum. Ya sen neden böylesin anne? Biz her şeyi yoluna koymuşken neden gelip hepimizi darma duman ediyorsun? Annem neden?
saray gibi evimdeyim. Oh. Hmm. Koyayım mı sana? Oh, mavişim benim. Senin çay koyan ellerini öperim senin. Afiyet olsun öküzcüm. Pampacığım, peynirden yedin mi? Yandım! Yandın mı? Sen daha çok yanacaksın, zıp çıktı. Ya abi ya, abi bari kahvaltı ederken çıkar şunu. Bitti bıyık ya. Nereye koyacağım ya? Kendimi böyle cıplak hissediyorum yani. Oğlum seninki de iyi ha. Böyle yemek falan yerken çıkar, kenara koy. Halbuki benim gibi fırça sapı gibi böyle ciciş, minnoş, böyle bebeksi bıyığın olsa gerçek. Onda sıkıntı oluyor. Çorbaya giriyor, çaya giriyor. Hep sıkıntı yani. Bak düzgün iç o çayı. Vallahi kazağın üstüne falan dökersen seni paralarım burada. Daha iyi zamanda o kazağı bana. Yapma lan! Lan! Çıbık. Naide! Karım! Naide! Oğlum arasana şu kadını ya. Şule midir nedir? Ara şikayetinden vazgeçsin. Oğlum bu saatte o uyuyordur. Oğlum ararsın uyanır işte. Ara uyansın. Lan uyanırsa Godzilla gibi uyanır. Allah Allah ya bir yedirtmedin şu kahvaltıyı. Arayacağız diyoruz ya. Ben seni anladım. Sen dayak yemekten korkuyorsun değil mi Uzay abi? Oğlum sen beni öyle takma bıyıklı, çakma ordu smackdowncılara benzetme. Ben döverim adamı. Sabah şerefleriniz hayır ol. Oo, Kuzey Bey, afiyet olsun. Rahatınız yerinde mi? Heh, çok güzel. Hemen bir yastık getir, Kuzey Bey'in arkasını destekleyelim. Rahatı bozulmasın. Getireyim baba. Lan, tırsık, yılık. Baba mecazi anlamda diyor. Hemen şey yap yani, hayret bir şey. Ama sen de hala bu yalakayı evlat diye seviyorsun ya. Pes ya. Yaşar amcacığım, ne yalan söyleyeyim. Vallahi beni vurdun ya, dünyaları verdin bana. Lan konuşma, konuşma. Vallahi böbür böğrünü ödelerim ona göre ha. He, bağımı duydun. Alalım Kuzey Bey masadan, haydi. Haydi. Ben varken sağ mı laf düşer? Değil mi baba, ben buradayım. Ama çocuk da haklı yani bir yandan. Diyeyim ki, Kuzey oğlum diyeyim. Konu komşunun diyeyim, diline düşmeden diyeyim. Acaba efendi efendi evine mi gitsen diyeyim, haydi. He, doğru. Ben gittim. Aa. Aklıma ne geldi? Şimdi ben giderken dalgınlığıma gelir, karakolun birine giriveririm, ondan korkuyorum. Lan fasulye zırhı. Bana bak, eğer gidersen karakola marakola ben de derim ki namusumu temizledim. O zaman sen ayıkla pirincin taşını. Tamam baba, Kuzey bu evden gidecek ama bir şartla. Bağ koyduğun yasağı kaldıracaksın. Evet, şartmak yok, şartmak yok. İyi, o zaman Kuzey yerine ben gider şikayet ederim sizi. Ah, görüyor musun Hanife, görüyor musun Hanife? Bunları doğuracağına taş doğuraydın sen vallahi. Tövbe de tövbe. Baba ben hariç değil mi? Sen taşın daha büyüğüsün, kara taş. Karabaş ne ya? Ayıptır ya milletin yanında köpek mepek karabaş, ayıptır baba. Ha, ne haliniz varsa görün. Bak, bana bak. Bir daha seni kızımın yanında görürsem yarım kalan işi tamamlarım ona göre. Yürü kız, evimizde kahvaltı edelim. Hadi yürü. Mavişim sen beni bırak hadi evime, ben gideyim. Sorun çıkmaz. Tamam Aydın. Ya siz neyin gevşekliğini yaşıyorsunuz? Nasıl insanlarsınız ya? Oğlum beni delirtmeyin. Benim karım içeride. Senin ablan içeride. Hiç mi merak etmiyor sen? Oğlum niye celallendin bu kadar? Tamam ziyaretlerine gideriz hadi. Ya yengeme selamı söyleyin ha. Daha içeride zaten, ben giderim onu görmeye. Abi sen sabır et. Bıyık lan. İyi bir şey yapma. Şuna bak ya. Süt dökmüş kedi gibi nasıl da suçsuz suçsuz oturuyorlar orada. Aa vallahi gören de sizi masum sanır ha. Yenge nasılsın, iyi misin? İyiyim Yıldız'ım. İşte ne kadar iyi olabiliriz. Ben iyiyim de severim. Sağ ne oldu? Ben sağ küsüm Naide. İnsan hiç hapisteki karısına küser mi? Küser.
Karısı kocasını düşünmeyip mahpusa girerse, kocasını böyle dışarıda yapayalnız bırakırsa küser yani. Ya ben sensiz ne yapacağım Nade dışarıda? Geceleri falan nasıl uyuyacağım, hiç mi düşünmedin beni? Uyuyamam. Çok haklısın Seferim. Ben bu dul yabaninin aklına oydum, bir eşeklik ettim. Emme sen beni affet. Kuzey, çok mu kızıyorsun be? Çok kızıyorum abla. Şu halinize bir bak, Allah aşkına düştüğünüz duruma bak ya. Kuzey, ben ne ettiysem senin iyiliğin için ettim. O şırtan karı senin yakandan düşsün diye ettim. Abla, Şule'den ben de kurtulmak istiyorum ama sence yolu bu mu? Yani yolu kıza gülme gazı verip işkence etmek mi? Ya azıcık gülsün diye yaptık. Bak ama gazı yiyince o buz gibi karı. Valla tereyağı gibi eridi ya. Abla ben ne diyorum, sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Ya ne yapayım, bu da benim bağımlılığım. Ben haftada bir birini eteleyip bayıtmasam kendime gelemiyorum ya. Bana bak, hepinize söylüyorum. Bundan sonra Şule ile kimse uğraşmayacak. Sefer de dahil. Anladınız mı beni? Bu benim meselem. Yıldız. E tamam ha. Tamam. Ben de söz veriyorum. Ben senden habersiz artık hiç kimseyi eteleyip bayıltmayacağım. Sağ ol abla. Allah razı olsun. Süre doldu. E tamam. Bir şeye ihtiyacın var mı abla? Yok yok. Anam gilleri getirdi. Hadi konuşuruz. İyi hadi biz kalkalım. Siz az biraz hasret giderin ha. Yengecim, ben sana 3-5 bir şey getirdim ama yine istersen söyle, tamam mı? Ah benim düşünceli görümcem. Seni çok seviyorum. Haydi. Nadim, bir şey yapma, ben seni bir şekilde bu delikten çıkaracağım ben seni. Sen beni düşünme Seferim. Ne demek düşünme Nadim ya? Ben seni düşünme, bir saniye bile geçmiyor benim hayatımda yani. Düşünme ne demek? Ah benim canım kocam, canım. Ya ben, ya ben. Senin o kara gözlerinde Sefer'e çıkmadığım her saat yanıyorum, kaynıyorum. Ben Nahide'nin sana unutma, tamam mı? Bana mektup yaz. Yazmam mı kız? Yazarım, en güzel mektupları yazarım sana. Hem de ucunu da yakarım o mektupları. Ah ben de o ucumu ruj sürerim, öperim. Şişt, bir kere öpeyim mi? Nahide saçmalama, adamların yanında yapma şunu. Hadi ya. Hadi. Bu ne bu ya şu an? İki dakika romantizm yapınca pis bıyık ya. Olsun. Sen bıyıksız da yavaş olursun. Değilim Nade de sen öyle diyorsan böyle olsun. Görüş bitti. Seferim beni sakın unutma, tamam mı? Baba benim yokluğumda sakın duş alayım deme. Yoksa seni çok fena yaparım. Sadece bileklerime kadar elimi yıkayacağım. Duş yok. Duş yok Nade. Aferin. Sever. Seni seviyorum Nade. Olmadı. Nade. İşte geldi. Oh. İşte oldu. Gel bakalım. Demek Zoka'yı yuttun ha? Ama şanslı günündesin. Bir daha affetmem, atarım seni mangala. Şanslı günündesin. Aç kalmayacaksın. Bak sana kendi ellerimle yaptım. Acını osmak köftelerini özlemişsindir diye düşünüyorum. Sağ ol Feride, acımı osmadım daha. Var. Lütfen. Gerçekten bütün tutuklarını denize mi attın? Bugünlük böyle. Peki bir dahakine hiçbirini affetmeyecek misin? Mangala mı atacaksın tutuklarını? Bilemiyorum.
Yani ben senin gibi iyilik timsali biri değilim. Bakarsın affetmem. Hayır. Sen benim hayatımda gördüğüm en iyi insansın. Ben seni değiştirmeye zorlayan, bencilliğe zorlayan biriyim Feride. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ömer, canım. Bak ben sana hak veriyorum. Sen benim için o kadar büyük fedakarlıklar yaptın ki bunun bir karşılığı olsun istiyorsun. Sanırım artık istemiyorum. Belki de kaderimde bu vardır. Belki de kaderimde orduda böyle avare avare dolaşıp küçük besleme gibi yaşamak vardır. Lütfen böyle konuşma aşkım. Ben seni anlıyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım. Babana gidip ben Antep'e gideceğim diyecek misin yani? Bilmiyorum. Ama ailem için fedakarlık yaparken seni de feda ettiğimi fark ettim. Bunu sana yapmaya hakkım yok. Sen bayağı ciddisin ya. Evet. Sen benim için her şeyden vazgeçmişken benim hiçbir risk almamam adil değil. Sonunda bizi düşüneceğini biliyordum aşkım. Bizden vazgeçmeyeceğini biliyordum. Bak gördün mü? Balıklar haklıymış işte. Senin için herkese kafa tutacağımı söylemişlerdi değil mi? Canım benim. Bekle aşkım, dur ben seni direceğim. Yavaş. Ne biçim araba ya bu? Dur tamam. Yavaş, yavaş. Dur, tamam, öyle ol. Acele etme. Tamam, gel şöyle. Öyle bırakır mısın patates çuvalı gibi? Ne yaptın? Kolunu molunu koparacaksın adamı. Bin arabaya çık şuradan. Yavaş sen bırak abi, ben hallediyorum. Gel aşkım. Bırakır mısın? Gelme aşkısı. Hayret bir şey. Ya hasta adama nasıl dokunur onu bile bilmiyor. Hatırlatırım dedeme yıllarca ben baktım rahmetliye. He öyle bir baktın ki yatalak adam senin görünce korkup kaçmaya başlıyordu. Bırak abi, yürü aşkıma. Kız, delirtme beni. Hayret bir şey ya. Zaten üstüme gelme, sinirlerim bozuk. Bırak pampam ben taşırım, gel şu arabaya otur. Bırak çekil. Her şey mi? Taktiği var kızım, öyle olmaz. Yaralı adam böyle koltuklara kaldırılmaz. Çık çekil. Ya abi ne yapıyorsun? Ya, çık çekil. Kolunu çek, kolu kaldır. Nasıl anam? Kızım kolundan dolayı olmuş. Çıkar kolunu. Ne abi? Kaldırım. Allah'ım yarabbim ya. Tut. Kuzey. Düşürdün adamı. İyi misin ha? İyi misin Kuzey? Öldü mü, ne oldu ya? Ya bir dakika ya. Lan iyi misin? Senin ya. Yüzünden oldu bu. Ama senin yüzünden ya. Tutar mısın? Bak lan. O kadar da değil. Tamam ben kendim yürürüm ya. Tamam aşkım bu kadar kusura bakma. Ah, tamam. Abi abi. Tamam be. Allah Allah. Hani şurayı arayacaktın. Öyle de oluyor lan. Ara artık hadi. Ben o işi kendim çözeceğim. Başka türlü. Sen merak etme hadi. Oğlum bir... Kuzey beni delirtme bak yani. Arayacağım dedin. Ara şu kadını, şu karımı çıkarın artık bak. Hadi ara şu şuleyi ya. Aramayacağım. Arayacağım Kuzey, beni delirtme bak. Karımı çıkaracağım, beni zorla delirttin şu an şurada. Kız çıkar, ara çıkar şu karımı. Oğlum şulenin derdi Naide değil. Bir başkası da değil. Onun derdi benim. Benle görüşmek istiyor. Ama ben onun oyununa gelmem. Benim karım oyuncak tabi. Ben o kadını çok iyi tanıyorum. Anladın mı? Ben şimdi onu yok sayacağım. O da sıkılacak, pes edecek. Sen karını görmek istiyorsan onunla pazarlık masasına oturtmayacaksın beni Şule'yle. Abi Akuzey haklı. Şule sırf kendine çekmek için yapıyor bunları. Benim karım da balık yemi değil mi? Yem benim karım yani. O da kendini yem ettirmeseydi abi. Niye kaçırdı Şule'yi? Sen şimdi son sözün bu mu senin şimdi? Oğlum ben bir şey demedim ki, Yıldız dedi. Oğlum ben salak mıyım? Tamam Yıldız'dan önce senin bir cümlen vardı yani. Son sözün aramayacağım falan dedin. Aramıyor musun? Son sözün bu mu şu an? Aramayacağım. Bitti! Bitti al cümle alem dursun. Bitti. Sef kız şu an bitti burada. Oğlum bak çok büyük konuşuyorsun, sonra pişman olursun ha. Hı? Al. Sef kız. Ne bu? Selamımı kendi başıma yaptım. Sana ihtiyacım yok. Onu anla diye yaptım. Hadi bakalım. Tamam ha, sen merak etme, ben onu yumuşatırım. Ya neyini yumuşatacağım bunun? Oda sıcaklığında yumuşar bu zaten. İyi, bir şeye ihtiyacın olsa haber verirsin, tamam mı? Annem beni pamuklara sarıp sarmalarsın, sen merak etme. Yine de benim gibi bakamaz ama. Abi. Tamam abi, tamam. Geç! Haydi. Hadi ya!
anne. Hadi kalk bak, sana çorba yaptım. Yok, istemeyim. Ya anne bak, böyle aç açına olmaz ya. Sabahtan beri ağzına iki lokma bir şey koymadın. Kalk da böyle bir iki kaşık çorba iç. Tamam kızım, anlamayın. Canım istemeyim. Ya baba sen bir şey söyle bari ya. Selamünaleyküm. Oh, aleykümselam. Kuzey, Kuzey oğlum neredesin? Ablan başına gelen nereden haberin var mı? Var anacığım, var. Cezaevinden geliyorum ben zaten. Başımıza gelmedik bir bu kaldıydı. O da oldu sonunda. Belki akıllanırlar biraz baba. Ha, akıllanırlar. Sen hiç kabahatin yok mu Kuzey Bey? Ben ne yaptım anne ya? Ben mi dedim onlara Şule'yi kaçırın, işkence edin diye? Şule, o Şule. Garın diye dolaşıyor ortalarında. Kuzey, gönder onu buradan, gönder. Gitmiyor anacığım, gitmiyor. Ne yapayım? Eterleyip bayıltayım mı, ne yapayım? Kaçırayım mı? Allah Allah. Abi ne oldu? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Bir şey aç yok. Bakayım bir. Kızım tamam, bir şey yok. Dün bir yere çarptım, ezildi. Tamam. Ya tamam, aç bakayım. Belki krem falan sürmek gerekir. Aç. Ya. Abi burası kanamış. Gavri mi? Bayıl. Anne abartma, bir şey yok ya. Ne oldu oğlum? Kavga mı ettin, bıçakladılar mı? Nedir bu yara? Yara değil o, sıyrık. Sıyrık mıyrık değil, bayağı yara. Ne oldu söyle, nedir bu yara? Kurşun yarası. Ha? Ne? Ne? Dünür kurşunu, Yaşar amca vurdu beni. Ne? İsteyerek yapmadı ya. Korkutmak isterken yanlışlıkla vurdu. Zaten haklıydı da. Ulan sen ne ettin de benim canım kardeşim sana kurşun sıktı? Ha? Ben Yıldız'ı görmek için onların evine girdim gizlice. E o da beni görünce sıktı tabii. Vurulduğundan Poyraz'ın haberi var mı? Var. Ya bana nasıl söylemez böyle bir şeyi? Kızım ortalığı telaşa vermek istemedik. Doktor çağırdık. O da geldi, kurşun sıyırmış dedi. Ya o kurşun senin kalbine saplanaydı. O zaman ne olacaktı? Bu kadar yeter artık ya. İster benim can yoldaşım olsun, ister dünürüm olsun, ister canım ciğerim olsun. Kimse benim oğluma kurşun sıkamaz. Sıkamaz. Evet. Ben onun hesabını soracağım geberik Yaşar'dan. Lan o dünyayı dar edeceğim ben buna, dar edeceğim. Ya babacığım sen bu kadar büyük konuşma istersen ha. Ne de olsa siz dünürsünüz. Yakında bizim düğünümüz var. Ne düğününden bahsedeyim kızım? Bundan sonra ne düğün var ne de dünür var. Nasıl ya? Benim oğluma sıkılmış kurşun bana sıkılmış demektir. Emine ha. Bak kamerin çeyizi için gelen ne varsa hepsini topla geri götür. Hiç meraklanma Şeref Efendi. Bu evde kadıoğullarının bir çöpü dahi kalmayacak. Kadıoğullarla görüşmeyi bundan böyle ikinize de yasaklayayım. Sen Poyraz'la görüşmeyi için, sen de Yıldız'la. İşte o kadar. Çekil. Anne. Ha. Ya yalvarırım babamla konuş. Git bir şeyler yap hadi. Kusura kalma Kamer Hanım. Baban ne diyse o. Of of. Ay. Abi bari sen bir şey yap ha. Abi bir şey yap. Kızım bunu göstermesen kimse görmeyecekti bunu. Ya ben nereden bileyim? Hepsi Poyraz yüzünden. Ya insan söylemez mi böyle bir şey ya? Tamam belveleye verme ortalığı. Birazcık ortalık durusun. Ben halledeceğim, merak etme. Tamam abi ama ne olur bir şey yapamam. Naydi. Canım karım benim. Mabuslarında çürüyeceğim oralarda. Abi. Abi bak ağlama. Bak takma bıyıklarına bile aklar düştü ha. Ağla abi ağla. Ağla için açılsın. Böyle içine atarsan hasta olursun. Sonra maazallah yengem hapisten çıkamaz. Sen böyle bir anda küt. Ne gülüp duruyorsun? Ağlatma adamı. Abi ah şaka edeyim şaka. Çıkacak yengem çıkacak, sen merak etme. Çıkamayacak işte. Aramıyor Kuzey. Şule dilecek ama aramıyor, çıkamayacak karım. Allah'ını bu Kuzey. Tez zamanda evi balkonu yıkılsın Kuzey.
Kurşunlara gelesin inşallah, denk gelesin. Hiçbiri teğet geçmesin, hepsine denk gelesin. Ya abi, abi. Aha gelmedi mi kurşunlara zaten? Sen bak beddua etme, senin beddualar tutuyor. Tutar tabii, niye tutuyor sence? Niye tutuyor sence? Temiz kalpli doğduğu için tutuyor beddualarımı. Korkun benden yani. Bana bir şey yapılmasın, korkun benden. Benim kalbim çok felaket derecede temiz olduğu için tutuyor. Asıl Naidem çıkmasın, o zaman görecek Huzey Efendi gününü. Valla ne desen haklısın abi. Dev, ya bu kadar abartmaya gerek var mı Allah aşkına ya? Ya yengem sanki ne yaptı ki? Cinayet mi işledi, hırsızlık mı yaptı, adam mı kaçırdı? Adam kaçırdı da abi ya, anlamam yani. Benim karım organize suç örgütü lideri oldu. Benim tertemiz biricik karım. Adam kaçakçısı oldu ya ya. Naidem. Ya biz Şule'yi ne zamandır adamdan sayıyoruz ki değil mi? Yani bir şey olmaz ya. Yengem öyle birkaç ay yatağa çıkar, hiçbir şey olmaz. Olur. Ula benim düğünüm ne olacak? Kamerli düğünüm ertelenecek mi şimdi? Geçmiş olsun. Oğlum. Kamer, dünyamın uydusu ne oldu? Alo, Poyraz'ım. Rüzgarında savruldu. Yine yaptılar yapacaklarını. Dünyalı ay arasına gölge gibi girdiler. Ne diyor kız, anlamıyorum. Düğünümüzü iptal diyor. Ayırdılar bizi. Ne? Ne olmuş? Allah'ım korktum, başıma geldi. Düğün erteleniyor. Ne diyor ya? Ne yapacağız Poyraz? Ha buldum. Tamam. Bak ne yapacağız biliyor musun? Yengemin kaldığı cezaevinin avlusunda yapacağız düğünü. Böylelikle yengem de düğüne gelmiş olacak. Oh ya. İki dakikada çözdüm vallahi ben ha. Bütün aile inandı bak. Cezaevi avlusunda falan planlar yapılıyor. Yıllarca yatak etmekle aynen. Ya baban abim vurmuş. Niye bana demiyor? Babam çok sinirlendi. Vallahi yaktı bütün gemileri. Vallahi öyle bir şey olursa ben kendimi yakarım bu sefer Kaber. Şeref ağam öyle bir şey yapmaz. Niye yapmasın? İnsan içi dünürüne kurşun sıkar mı? Hayır, illa sıkacaksa düğünden sonra sıksaydı bari. Ne? Kamer bak, ben sana her şeyi anlatacağım. Ben şimdi gelip seni alıyorum, tamam? Hayır hayır bak, sakın gelme. Babam çok sinirli şu an. Babam bu sefer seni vurur vallahi. Vurursa vursun ya, beni hiç ilgilendirmiyor. En kötü düğünü hastanede ederiz. Geliyorum şimdi. Bana bak lan Zibidi. Atır oturduğun yerde. Gelip de buraya bizim başımızı belaya sokma. Sen şimdi fırtına dinene kadar sığınağında otur efendi gibi. Tamam mı? Ama şimdi Kuzey abi. Ne? Kuzey mi? Dur. Alo aşkım, ne oldu? Aşkım, sevgilim, babam küplere bindi. Her an oraya gelebilir. Yani tedbirli olmanızda fayda var. Hatta bence Yaşar amcayı alın, siz şehir dışına götürün. Tamam aşkım, sen merak etme. Buralar bana emanet. Dur. Ya Poyraz'ımı da kaçırın. Heh, bırak lan ben. Alo. Seni var ya, mahvedeceğim seni. Sana öyle bir beddua edeceğim ki ayak parmağında bir gün kalkacaksın. O ayak parmağında o burnu, koca burnu yer değiştirecek. Gerçi fark etmez, senin ikisi aynı boyutta. Alo. Sefer abi, ben ne yaptım şimdi ya? Kamer. Tamam lan, bir dakika dur, çekil. Kız, sana demedim. O hangi abiye söylüyorum, o Kuzey'e söylüyorum. Oğlum bak, Kuzey beni duyduramıyorum. Benim karımı çıkarma, çok fena olacak. Çıkart. Düğünüm ertelenecek. Nerede? Abi. Kokla. Tamam kokla. Ay, kalp geliyor gibi oldu da. Abi. Gereken biri varsa o da sensin. Nasılsa alışkınsın gitmeye. Koymaz sana. Duydun kızların sesini. Güle güle anne. Benim bir annem yok. Sen bizi terk edip gittin. Anladın mı? Çekil. Mine yavrum. Ya sen neden böylesin anne? Biz her şeyi yoluna koymuşken neden gelip hepimizi darma duman ediyorsun? Annem neden? Müsait değilim. Anne benim Feride. Konuşmak istemiyorum. Git buradan. Anne açar mısın kapıyı? Çok geç kaldın. Kardeşlerin yeterince hakaret etti bana. Ben hakaret etmeye falan gelmedim. Aç lütfen kapıyı hadi.
Anne ne oldu? Kızlarla mı kavga ettin? Ben sadece seyrettim. Onlar ben düşene kadar vurdu. Ben sadece baktım. Ne dediler? Buraya mı geldiler? Ben oraya gittim. Ağzımın payını aldım, geri döndüm. Kendi düşen de ağlıyormuş demek. Kendi düşen de ağlar kız. Hem de en çok o ağlar. Yaptıklarını asla telafi edemeyeceğini bile bile içi yana yana pişman ola ola ağlar. Sen bunu hiç yapmadın ki. Ne zaman kendini suçlu hissetsen bunun acısını hep en yakınlarından çıkardın. Bu savaşı ben başlatmadım Feride. Ben sadece kendimi korumaya çalışıyorum. Kimden korumaya çalışıyorsun anne? Öz kızlarından mı? Anne biz seninle savaşmıyoruz. Sadece sana kırgınız. Benden intikam alıyorsunuz. Hayır. İstersek onu da yaparız. Ama yapmıyoruz. Biz sadece burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Ve o hayatta benden başka herkese yer var. Ama sen yoktun anne. Biz ne yaptıysak burada babamla bir başımıza yaptık. Asla öğrenemeyeceğimiz şeyleri burada yaşayarak öğrendik. Kendinize bir cici anne de bulmuşsunuz zaten. Bizim tek bir tane annemiz var. O da sensin. Lütfen artık hırslarına yenik düşme. Hatalarını daha büyük hatalar yaparak telafi edemezsin. Bize birazcık, birazcık değer veriyorsan daha fazla huzurumuzu kaçırma. Ve lütfen şikayetini geri al. Tamam şimdi anlaşıldı. Sizin bütün derdiniz halanız zaten. Bir de o suratsız Nahide. Sen annen için gelmemişsin buraya. Hayır anne tabii ki senin için geldim. Bak bizi geri kazanmak için böyle şeyler yapmana gerek yok. Sen hep bizim annemizsin. Mine ile Gökçe öyle demiyor ama. Benim kızım, doğurduğum öz çocuğum bana dedi. Benim bir annem yok dedi. Seni ele geçirmesine izin verme. Bu savaşa artık bir son ver lütfen. Keşke benim kanayan kalbimi de saracak bir bandaj olsaydı. Ah Poyraz ha! Tamam tamam ağlama ya. Fer kalmadı gözünde. Dünya olmadan ayın ışığı neye yarar ki? Söylesene. Oy. Shakespeare, sen şimdi bu şiiri iyice çalış, tamam mı? Son mısraya gelmeden ben senin işini çözeceğim, tamam mı? Kamer! Anne ne yapıyorsun sen benim çeyiz bohçamı? Ne yapacağım kızım? Gadoğullarına aynen iade edeyim. Hiç kimseye iade edemezsin. Onlar benim nişan hediyelerim. Ver onları bana, ver. Kızım, kullanmadığın şeyleri ne edeceksin? Ya anne kullanacağım, bırak! Bırak! Bırak, bırak kız bırak! Ne yapayım? Kızım dağıtma. Zor topladım zaten. Bak, bak bu terlikler var ya. Ayaklarım üşümesin diye Poyraz'ım almıştı bana bunları. Bak, bu sabahlığı da uyanır uyanmaz ona giyecektim ben. Kamer, delirdin mi kızım? Topla şunları. Yere döktüklerini topla. Hemen diyeyim sana Kamer. Bak, Kamer. Tepemi tasını attırma. Her şeyi pança pincik keserim. Anne, anne. Elinden bir kaza çıkacak. Ne yapıyorsun ya? Sen karışma. Pança pincik keseceğim diyor. Ali tamam. Tamam çıkarıyorum. Elleme tamam mı?
Koy. Yüzüğü de ver. Ne? Yüzüğü mü? Hayatta vermem anne. Kusura bakmayacağım. Bari onu alma. Kızım sen mollalı değil misin? Sen hiç gururun yok mu? Abine sıkılan kurşunun altında mı kalacaksın? Nereye sakladın? Ver çabuk. Anne ben bilmiyorum ki. Geçen gün yolda düşürdüm galiba. Kaybettim ben onu. Yalanı bak ben de inandım. Sen kendini kaybedersin, yüzüğü kaybetmezsin. Ver diyeyim sana. Abi. Kızım ver şu yüzüğü. Birkaç güne düğünde yenisini takacaksın zaten. Siz orada ne fiskos ediniz? Tamam veriyorum. Bah 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 bah. Bir de koynuna saklamış. Ver. Ver diyeyim. Ömer. Unutacaksın o boyrası. Unutacaksın. Haydi topla şunları. Topla. Topla onları getir götüreceğim. Haydi. Abi bak inşallah yanılmıyordur. Sana güvenip de verdim yüzüğümü. Aşkım sen bana güven de bizimkilere güvenme. O ne demek şimdi? Bunlar da Karadeniz'in adı var. Bir küstü mü 20 yıl barışmıyorlar. Of abi ya of. Ver bakayım şunu. Buna mı ağlıyorsun kızım sen? Bu nedir sıcak tutsun diyemiş her yeri delik. Sizin davetiyeniz de kötüydü. Bu Poyraz ne zevksiz bir çocuk ya. Siz neredesiniz lan? Ben ne zaman o şereften kaçtım da şimdi kaçacağım? Babacığım, kurban olayım ben sana kaç mı diyorum. Şeref amcanın siniri geçene kadar anamla beraber Giresun'a git diyorum. Eyvallah. Ben de hem biricik görümceni görmüş olurum. Haydi Yaşar Efendi. Hadi orada. Sanki çok bayılıyım Giresun'daki görümcene. Bana bakın. Ben tırsak değilim. O kadar istiyorsanız siz gidin Giresun'a. O zaman Samsun'a git baba ha. Hem oradaki görümceni daha çok seviyorsun değil mi? Gitmeyeceğim. Artvin'e git. Git deyip durma lan. Vallahi yersin tokada. Ben ne yaptım da kaçacağım ya? Yok artık Yaşar Efendi. Adamın oğlunu çat diye vurdun. Yetmez mi? Oh iyi ettim. Elime sağlık. Bir daha olsa bir daha yaparım. Ben namusumu korudum. Baba bak söz vereceksin baba. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın tamam mı? Söz vermiyorum. O şeref hem oğluna zaap çıkmıyor hem de gelmiş bağ kızıyor öyle mi? Babacığım. Sen kendini Şeref amcanın yerine bir koysana hele. Ha? Sen öfkelenmez miydin acaba? Boyamam onun yerine. Çünkü ben şeref olamayacak kadar şerefli bir insan. Babam bak kurban olayım yapma ya. Ne olur yangına körükle gitme. Hem ortalık karışık zaten. Düğünü de iptal etmişler. Onun hep kamerle bağı oluyor ya. Onların istemediği düğünü ben hiç istemem. Ama baba. Ha? Yok baba baba. O şerefsiz şeref. Topuyla, tüfeğiyle gelsin. Ben burada cephemde kahramanca bekleyeceğim böyle. Tamam babam ama etme, eyleme. Gözünü seveyim. Hem eski dosttan düşman mı olurmuş hiç ha? Hadi oradan. Asıl eski düşmandan dost olmaz oğlum. Kafana sok. Aa, Yaşar Efendi! Yaşar Efendi! Emine'nin sesi değil mi o? Yaşar Efendi kime diyeyim? Duyuyor musunuz? Savaş brozanları ötmeye başlıyor. Aa! Açık yüzünüz varsa çıkın karşıma. Emine anne, hoş geldin. Bana bir daha ana deme. Evet deme. Çünkü o benim anam. Biricik anam, hoş geldin Emine anne. Yok efendim. Hele sen hiç anan değilim. Ne oldu? Şeref son anda tırstı da karısını mı yolladı? Ha? Ne oldu? Yaşar Efendi, aşağı inmeye yüzün yok da karının arkasına mı saklanın? Ha? Sağ yazıklar olsun Yaşar Efendi. Tüh sağ. Utanmadın mı? Elin hiç titremedi mi oğluma kurşunları saydırırken? Ha? Oğlumu kevgire döndürmüşsün. Abartmayın canım, ne kevgiri? Şöyle kıyıcığından şöyle sıyırdı geçti. Baba. Peki ya sıyırmasaydı ne olacaktı? Orduya sığdıramadığınız oğlumu ben kefenlere mi sığdıracaktım? Can bacım ben anlayayım seni. Bak sen de anasın, ben de anayım. Daha bak benim de kızım yeni ölümden döndü. İkisi bir mi Hanife? Biz sen kızını baş tacı ettik. Ama siz benim oğlumu hedef tahtası ettiniz. Anlayayım ben seni bacım. Ama bak Yaşar da çok üzgün. O da çok pişman. Değil mi Yaşar? Sen de bir şey söyle haydi. Ha, haydi baba. Canım ben kuzeyi korkutmak için ateş ettim. Ha? Gerçekten vurmak isteseydim alnının çatından tık tamam giderdi. Baba. Oha özrü kabahatinden de büyük. Yazıklar olsun size. Bundan böyle bizim gözümüzde yok hükmündesiniz. Affedersiniz. Siz kimsiniz?
Sizi göremiyorum. Yaşar. Baba. Ha, öyle mi? O zaman alın bohçanıza, başınıza çalın. Artık dur mürzel. Kamerimi çeyizim o. Ana abla bir şey yapın. Dur lan. Ha, kameri çeyizi çocuğum. Alsa. Kamerimi tek vuruyor. Emine abla dur. Bana bakın. Bundan böyle ne ölümüze ne dirimize. Ana yapma, kurban olayım yapma. Poyraz. Aha. Bu da kamerimin yüzü. Kızımın parmağına takmadığı yüzüğü alın da kulağınıza küpe yapın. Emine anne, bak hata ediyor. Aa, bu çocukların ne günahı var? Hata mı edeyim Yıldız? Hata edeyim ha? Ben çocuklarımı sizden ancak koruyayım be, ancak koruyayım. Sana bir şey diyeyim Yıldız. Bana bak, sen oğlumdan ve torunlarımdan uzak dur, uzak dur. Bıktım artık sizden. Dağına geri dön. Haydi dağına geri dön. Uzak dur bizden. Uzak dur. Yaşar. Yaşar. Sus. Poyraz. La abin ölür senin yüzünden. Boğulma seni. Yapma. 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 Biraz konuşalım mı baba? Anladım. Sen yine sessizliğe gömülmüşsün. Ben çok iyi biliyorum bunun anlamı. Yine neyi bildiğini zannettiğin çok merak ettim. 20 yıllık arkadaşınla küstün yine benim yüzümden. Bana kırgın olmasan böyle susmazdın. Yanlış bileyim. Ben bu sefer korkumdan susayım. Senin o yarayı görünce benim içim acıdı bileyim. Ula dedim kendi kendime. O kör kurşun. Ya benim evladımı öldüreydi. İşte o yüzden korkayım. O kurşun bana hiçbir şey yapmadı baba. Ama sizin küslüğünüz hepimizi mahvedecek. Senin çocuklarından herhangi birine hiç kurşun sıkıldı mı? Hem de en yakın dostum tarafından. He? Ula bırak kurşun sıkılmasını. Sen adamın biri, kızlarından herhangi birine bir laf etse ortalığı ayağa kaldırmaz mısın? Öyle ama. Aması yok. İşte o yüzden ben o fırıldığı affetmeyeyim. Ölümüm de çiğneseniz bu küslük sona ermeyecek. Baba. Bu mu deme baba? Kadı oğullarını sildim gitti. İşe bu kadar. Kamer ne olacak peki? Genç unutur gider. Unutur öyle mi? Unutur. Buralarda unutma süresi 20 yıl yalnız. Babam, şu düğünü yapın. Ondan sonra küslüğünüze kaldığınız yerden devam edersiniz. Böyle yarım küslük mü olurmuş ya? Nereden çıktı bu? Son sözüm budur işte. Hadi. He. Gel, gel Amine, hoş geldin, gel. Ne yaptın? Halledebildin mi? Otur soluklan, gel. Ne diyeyim? Hem yüzü, hem bohçalarını attım, önlerine geldim. Oh, iyi etmişsin, eline sağlık. Bunlar daha iyi günler, o fırıldak yaşarım. Daha dur, orduyu dar edeceğim ona, dar. Anacığım, sen bari uyma bunlara ya. Hani sisterhoodluk? Hani nerede kaldı düdürcülük? Düdürcülük yok. O Yıldız'a da haddini bildirdim. Bundan böyle ne sen ne de kızların etrafında dolaşmayacağım. Ne yaptın mavişime ya? Şimdilik bir şey etmedim. Emme sen bu Yıldız'ı peşe dolaştırırsan günah benden gider. Güzel, unutacaksın o kızı, unutacaksın. Anacığım, ben daha yeni hatırladım Yıldız'ı, nasıl unutayım ya? 20 sene evvel nasıl unuttuysan şimdi de öyle unutacaksın. Yok, aynı hatayı bir daha yapamam ben. Mavişimi yıllar sonra buldum, sizin inadınız yüzünden tekrar kaybedemem. Hey!
Yine mi babana karşı çıkacaksın ha? Yine mi sözümü çiğneyeceksin? Anlaşıldı, anlaşıldı. Sen aynı 20 yıl önce yaptığın gibi beni hiçe sayacaksın değil mi? Bak Muzey Efendi, ben adamı bir kere affederim. Bir kere! Sakin ol. Tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun baba. Görüşmem olur biter. Esra mı? Hani kaybedemezsin? Senin güvenini de kaybedemem baba. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hadi bakalım. İnşallah öyledir. Kuzey oğlum. Ne dedin? Tutamayacağın sözler vereyim adama. Bir şey olmaz anne ya. Onlar 3 gün anca dayanır Yaşar amcayla. Sonra barışırlar. Ben de 3 gün idare ediveririm. Ne yapayım? Uşak gelme peşime dayarsın bıçak yarası. Uşak gelme peşime dayarsın bıçak yarası. Uşak gelme peşime da yersun bıçak yarası. Nâidem, ne olur geri dön Nâidem, lütfen geri dön. Gözlerinde boğuldun beni, ne olur. Sensiz nefes bile alamıyorum buralarda. Nâidem, gözlerine kurban oldum, lütfen geri dön. Yapamıyorum, sensiz yapamıyorum. Allah'ım, onsuz yaşayamam ben. Lütfen geri senden Nâidem'i. Başka bir şey istemiyorum senden. Lütfen Allah'ım. Bu kim ya? Alo. Seferim. Nâide? Kocacığım, sen ağlıyor mu? Yok, nasıl? Gözüme pul biber kaçtı da. Oy ben senin kara gözlerine kurban olurum. Ben geleyim de sen o kara gözlerini öpeyim. Öpmelere doyamayayım. Nâide, kız burnumla tutuyorsun ha. Sensiz bu hayatın tadı tuzu kalmadı Nâide. Ah canım, canım benim. Ama müjdem isterim, bizi sanıyorlar. Sessiz ol. Müjde veriyorum ya, nasıl sessiz oluyor? Vallahi mı diyorsun kız? Vallahi. Hasretlik bitiyor seferim. Sultan şikayetini geri çekmiş. Tutuksuz yakalayacaklarmış bizi. Allah. Çok sevindim kız. Ay seferim, hadi gel, bir saate çıkıyoruz. Gel al bizi, gel. Tamam, hemen geliyorum aşkım benim. Kapat. Allah! Karım çıkıyor, karım! Allah! Ne unuttum ya? Bu hırsız hayatta çıkmam. Canım, şuna da gitti ya. Allah'ım ağzım acıdı. Allah haydi gelmiş geçmiş olsun. Komutanım çok sağlık, Allah razı olsun. Çok memnun kaldık her şeyde. Geçmiş olsun. Çal! O bizim. Sen nasıl bir adamsın ya? İşte ben böyle karısına aşık bir adamım. Demiş, geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi ne duruyorsun, oynamayak mı ya? Hadi geç. Evet kız. Kız mı daha?
geçmiş olsun Pembe. Sağ ol doktor bey. Ben seni ziyarete gelecektim ama cesaretimi toplayamadım. Annemin söylediklerinden sonra bana kırılmışsındır diye düşündüm. Yok, ne kırgınlığı canım. Zaten kadın haklı. Biz o konuyu kapattık ya. Söyleyecek bir şey kalmadı. Hiç mi bir şey kalmadı? Yok, hiçbir şey kalmadı. Ben diyeceğim dedim sağ. Peki ben bir şey isteyebilir miyim senden? Tabii. Artık şu eterden vaz mı geçsen diyorum. Bir gün kendini bayıltacaksın yanlışlıkla. Ya bayılsam ne olacak ki? Beni kaçırıp kim ne yapsın? Sen almaya biri gelecek mi? Ben bırakayım mı eve? Yok, Sefer götürecek beni. Konuştuk biz. Sefer Bey biraz aşk sarhoş gibi duruyor. Ben bırakayım olur mu? Yok, sağ ol. Israr etsem? Ben ısrar etsem istemiyorum. Peki madem. Sen nasıl istersen. Sultan. Aha, geliyor gönlümün efendisi. Aşkım. Aşkım. Kızları kızım. Dur, dur. Abi yarın olacak şimdi. Ama ben senin kokunu duyunca dayanamıyorum ki. Maşallah. Hazır cevaplanan sadece kavga ederken değilmiş. İçinde sen ol da ben her şeye razıyım. İster savaşalım, isterse... Hırsula, öz. Aa, biraz daha burada kalırsak o zaman göreceksin savaşçı. E hadi, ne duruyoruz? Girelim içeri. Bir takip eden oldum diye baktım ama yok. Asayiş Berkemal. Ne düştüğümüz hallere bak. Haydi. Seni ne kadar özlediğimi söylemiş miydim? He, söylemiştim. Peki, bu maviş maviş gözlerini, kırmızı kırmızı saçlarını görmeden edemediğimi... ...bilmiş bilmiş böyle gülümsemeni... Dur la, birileri duyacak şimdi. O dudağının yanındaki belli belirsiz çukuru görmeden edemediğimi söylemiş mi? Dudağımın yanında çukur mu varmış? Var, var ama hiç yanına gelemiyorum ki, bunları söyleyemiyorum ki mavişim. Ya bu hasretlik ne kadar dandik, ne kadar tırt, ne kadar kötü, ne kadar iğrenç bir şeymiş ya. Dur la, seviyor mu seviyor mu anlamadım yani. Seviyorum prensesim, çok seviyorum. Ama 3 gün ayrı kaldık, bana 3 yıl gibi geldi. Ya benim 20 yıllık hasretliğim kaç ömremeder, orasını sen düşün bakalım. Artık böyle şeyler konuşmayacağız, ayrılık falan. Aşk konuşacağız bundan sonra, aşk. Nasıl olacak? Aa bak, bizimkiler 2 günde barışır dedik ama olmadı. Ya onlar elbet barışır. Kaç senelik ahiretlik. Vallahi bu sefer zor. Bizim araya girip bir şeyler yapmamız lazım. Lazım. Ben sıkıldım zaten bundan ya. Liseli aşıklar gibi böyle nedir?
Of. Vallahi bizim yüzümüzden Kamer'le Poyraz da birbirine hasret kaldı. Poyraz'ı gördükçe içim kahroluyor. Çocuk geneni kahretti. Kamer de aynı durumda valla. Ne yapalım ah? Bir çay kahve söyle de içelim bari. Ne oldu? Babam. Babam geliyor ya. Hani bizi kimse takip etmediydi? Ah, ne bileyim. Biri ihbar etmiş herhalde. Çok ulu çok. Rahatsız olmayın Nilay. Buralarda böyle kaba sakal gibi bol sakallı, fasulye sırrı gibi uzun, meymenetsiz bir işe yaramaz, nemrut bir adam gördün mü sen hiç? Buralarda yeri mi diyor ya? Sula, yerimizi belli edeceksin şimdi. Böyle sorunca bilemedim ki şimdi. Yanında da dünyalar güzelin, kırmızı saçlı güzel bir kız var. Ha? Ha, demin şuradaki masada oturuyorlardı ama kalkmışlar herhalde. Sula, kaç ulan kaç. Atlattık, atlattık. Yok. Oh. Ay. Allah Allah. Orada. Kim? Annem. Ya bunlar bize çip mi taktı? Nereden buluyorlar? Belli ki istihbarat almışlar. Aramızda hainler var. Aha. Bu tarafa bakıyor. Hadi kaçalım. Nereye kaçacağız ya? Öpüşelim. Ne? Dur Kuzey. Kaçalım diyeyim sahne öpüşmesi. Ya öpüşelim. Ulan dur. Koyun can derdinde, öküz yem derdinde. Ya mavişim, filmlerde öpüşerek saklanmıyorlar mı? Hadi saklanalım. Ya dur. Bizim filmimizde öpüşerek değil, kaçarak saklanılır. Haydi. Çık ulan fasulye sırrı. Ya yoklar Yaşar, sahildeyim deyin sağ ya, yoklar. Çabuk ol. Ben şimdi bak buradan AVM'ye gideceğim. Sen de parka mı gidiyorsun, kafeye mi gidiyorsun? Bir yere git bak. Yoklar diyeyim sana ya. Buralar yok, burada yoklar. Aa, yeter. Yeter Kuzey ya, şunu duralım ha. Ciğerlerim ağzımdan çıkacak. Yeter, ben şiştim. Ben kaçmayacağım artık. Saçmalama Kuzey. Baştan konuştuk. Bir süre böyle idare edeceğiz. Yıldız, ben üç çocuklu adamım bak. Bana olmuyor böyle kaç kovala. İyi, o zaman kendi dengine göre birini bulursun artık. Benim şartlarım bunlar. Ya hemen böyle sinirleniyorsun mavişim ya. Gözlerin böyle güzel güzel bakarken birden gece mavisine dönüşüyor. Tamam, gece mavisi de güzel. Ancak ben normal gök mavisini seviyorum. İyi, o zaman hadi. Ruhin oraya gideceğiz. Ya bir dakika ya. Hazır sizinkileri atlatmışken neden öpüşebileceğimiz bir yere gitmiyoruz? Kuzey, öpüşmek yok diyeyim sana. Anla artık, evlenene kadar yok. Oo, ben o zamana kadar düz duvara öpüşürüm. İyi, hadi. Şimdi Ruhi'nin mandıraya gideceğiz ha. Ya ben sevgilimle buluşacağım, öpüşüp koklaşacağım diye geliyorum. Ben niye kıllı kıllı Ruhi'yi görüyorum? Çünkü evden çıkarken annemle Ruhi'nin mandıraya gideceğiz dedim. Ama muhakkak oraya gidecekler. Yalanım ortaya çıkmazsın. Öf, tamam. Ama bak böyle şirinlikler yaparsan, bakarsan ben etkilenirim, öperim. İyi tamam haydi. Ama artık koşmayalım ha, bacaklarım ağrıdı. Artık burada da bulamazlar herhalde. Ne oluyor ya, el tutmak da mı yasak? Herhalde daha insanlar var etrafta. Ay ben böyle aşkın ızdırabını. Ne? Ben böyle aşkın? Öyle aşkın ızdırabı çok güzel dedim mavişim. Hemen gözlerini laciverde boyuyorsun ya. İyi. O zaman ayağını denk al. Aa, sen beni burada bekle. Ben gidip bakacağım şimdi bizimkiler içeride mi? Tamam mı? Tamam. Haydi. Bu
Kusura bak babacığım, görmedim ben seni. Çok meşguldünüz zaten. Ay, hoş geldin. Kusura bakma Yıldız. Ne diyeceğim? Anamla babam geldiler mi beni buraya sormak için? Yok, ne oldu ki? Uzun hikaye. Eğer gelirlerse deyin ki Yıldız geldi, alışverişini etti gitti, tamam mı? Tamam, öyle deriz de ne oldu anlatsana. Ben anlatayım Fadime. Alma abişim, sana aldım. Biz Yıldız'la 20 yıl öncesine döndük, tenhalarda buluşuyoruz. Aa, uydurma. Biz seninle 20 sene önce buluşmadık ki. Tamam, işte oraları telafi ediyoruz. İlişkimiz rutine binmesin diye Yıldız'ın anasıyla babasından kaçıyoruz. Vallahi mı? Ay, onlar daha yumuşamadı mı? Yok, hala yasaklıyız. Aa, bir dakika ya. Ben niye kızlarımdan akıl almıyorum ki? Onlar sevgilileriyle buluşacakları zaman her zaman beni atlatabiliyorlar. Niye? Onlar da pek uzman sayılmazlar. Habire sağ yakalanıyorlar. Doğru, bana çekmişler. Ne zamana kadar sürecek bu böyle? Aa, bilmiyoruz ki. Ama elbet yumuşayacaklar. Kuzey, saklan. Halife teyze geliyor. Nasıl ya, gene mi? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şuraya saklan, şuraya. Oraya olmaz ha. Eğilirse görür anne. Nereye o zaman? Ne yapayım? Peynir tenekesine mi gireyim? Depoya çık, depoya. Ben sığmam ki oraya. Ben oraya doktor Cihan'ı bile sığdırdım. Çaktırmayın ha. Tamam, biz çaktırmayız. Yeter ki sen çaktırma. Kaç kilo peynir vereyim Yıldızcığım? Fadimeciğim, abi 1 kilo olsa yeter bağ. O anne? Hoş geldin Hanife teyze. Hoş bulduk, hoş bulduk. Fazla kalmayacağım. Şimdi diyeyim ki ben, buralarda siz uzun bir fasulye sırığı gördünüz mü? Onu soracağım. Fasulye sırığı mı? Evet Fadime, fasulye sırığı. Hani fasulyenin yanına dikeyim, sonra o fasulyenin filizi böyle sarmaşuk gibi dolanayım, onu diyeyim. Yok, biz öyle bir fasulye sırığı hiç görmedik. Ayıp anne, ayıp. Bağa güvenmiyorsun da peşimden beni kontrole mi geliyorsun? Bunu sen istedin Allah'ım. Gördük, seni başıboş bıraktık, az daha kendi öldürüydün. Bundan sonra böyle. Can isterse, haydi. Daha işim bitmedi benim, alışveriş edeceğim ben daha. Tamam, ben senin işini beklerim. Haydi. Bak anne, beni iyice delendireceksiniz ha. Alışveriş edip geleceğim diyeyim. Tamam be, tamam. Geç kalma. Ruhi Bey oğlum. Ben seni pek severim biliyorsun. Şimdi sana diyeyim ki ben, buralarda uzun bir fasulye sırığı görürsen vur gitsin. Hiç acıma. Biz sağ içeride bakarak. O nasıl laf Hanife teyze? Niye vurayım adamı? Anne, aha zaten vurmadınız mı adamı? Uy, Kuzey mi vurdu la? Yok, Yaşar amcan vurdu. Emme ıskaladı. Ha bilin diye diyeyim, bir daha olursa tam 12'den isabet ettirecek bilesiniz. Haberiniz olsun. Acaba vur geçsin, vur geçsin. Hadi bekleyin. Gitti mi? Gitti gitti, gel. Kız bacım, sizinkiler iyice düşman bellemiş Kuzey'i. Ya onların her yeri düşman olsa ne olur? Vursalar da, öldürseler de alacağım kızlarını. Ay, sizi böyle gördüm ya, daha ölsem de gam yemem. Maşallah. Vallahi ben de mavişimi bir kere öpsem, ölsem de gam yemeyeceğim Fadime. Sen benim tokadımı yiyeceksin ama. İyi, haydi bana müsaade. Niye, nereye gidiyorsun ya? Allah, daha öpüşeceklerimiz vardı. Görüşemedik doğru dürüst. Kuzey, annemi duydun. Geç kalma de. Daha geç kalırsan bir daha hayatta bırakmazlar beni dışarı. Ona da tamam zalimin kızı. Ona da tamam. İki kilo kesip boyunuzu versem. 2 kilo mu? 3 ver. O kadar yok. İçeride boşuna dememişler. Aferin kız size. Yalnız Gökçe hamurunu çabuk bitirebilmek için büyük büyük yapıyor. Kare. Acısı büyüklüğü kadar demedin mi? Evet. Tamam, ben de o kadar yapıyorum işte. Allah Allah. Ya ama benim ellerim küçücük, minnoş. Vizelerim o kadar büyük olmuyor. Yapmıyorum ben yarış falan ya. Mızıkçı sen. Sensin mi?
Efendim aşkım? Ne yapıyorsun sevdiceğim? Ne yapayım? Poğaça yapıyorum balım. Sen ne yapıyorsun? Oh, ellerine sağlık. Peki bir 5 dakika ara verebilir misin? Niye ki? Kapıdayım. Gel de bir Gül Cemal'ini göreyim. Kapıda mısın? Tamam. Ben Sari'ye soruyorum ve hemen geliyorum, tamam? Tamam. Benim küçük gardiyanım. Benim tatlı gardiyanım. Etli ekmeğim benim. Ya 5 dakikacılık ben havalandırmaya çıkabilir miyim? E sen daha yeni hava almadın mı? Hayırdır? Evet aldım. Ya ama bizim şoför gelmiş. Bak ne olur yalvarırım 5 dakika görüp geleceğim. Söz veriyorum hiçbir yere kaçmayacağım. Ne olur izin var 5 dakika. E madem buraya kadar gelmiş hadi git gör o zaman. Ay sen ciddi misin? Ciddiyim. Ben seni idare ederim burada ya. Bu devirde böyle aşık bulmak kolay değil. Buldun madem kaçırma. Ya o zaman ben Deli Galas'ımı arayayım o da gelsin. Ay sen bir karışma bir dur kıskanç. Ah canım benim canım benim. Maraş dondurmam benim. Hemen geliyorum ben. Ya ama burada çok büyük bir haksızlık var. Ben de görmek istiyorum sevdiceğimi. Tamam Gökçe gelsin. Sana da bir kıyak geçerim. Ya sen kralsın. Gökçe. Evet. Hayırdır kızım nereye gidiyor? Yusuf abicim 5 dakikacık bir işim var hemen gidip geleceğim. Bizim kızdan izin aldın mı? Tabii ki de komutanım. Yardımcı çavuşumdan iznimi aldım. Sen yine de geç kalma kızım evet. Sonuçta siz bana emanetsiniz. Emredersiniz komutanım. Gözlerin olduktan sonra kim korkar garagıştan? Bahar gözlüm, arkana bak da kurtar beni bu garagıştan. Ya Osman! Sen nerede bu kadar romantik oldun? Vallahi ben hep böyle romantiktim kızım da yani anlayana. Allah Allah, bizim şoföre baksan. Aman neyse, en azından eskisi gibi beni o kamyon arkası laflarla etkilemeye çalışmıyorsun. Vallahi bu zamana kadar ne manitan adırdır. Hep şamata hep kırgırdık anasını satayım. Düştüğümüz hallere bak ya. Senin bu tavırlarına hiç uğraşamayacağım. Gidiyorum ben. Yok yok şaka yaptım şaka yaptım ya. Zaten yüzüne gözüne hasret kaldım. Senden fırıncı kızın yanında ne kadar çalışacağım? Fırıncı kız derken? Ya Sari'den mi bahsediyorsun? He. Osman. Sen niye sevmiyorsun bu kızı? Ya melek gibi kız. Seninle buluşacağımı bile bile izin verdi bana. Nasıl yani? Benimle buluşacağını bile bile izin mi verdi sana? Evet. Sen niye şaşırdın buna bu kadar? Allah Allah Allah. Osman, sen niye taktın bu Sari'ye bu kadar? Ya kız iyilik yapıyor yine de yaranamıyor sana. Ne alıp veremediğin var senin, hayırdır? Ya bir alıp veremediğim yok benim Gökçeciğim yani. Bizim buluştuğumuzu babana söyler falan diye herhalde. Yani Moğoluoğlu o da sonuçta. Osman, Sari'nin söylemesine gerek yok çünkü şu an babam seni görüyor. Nasıl yani? Neyi görüyor? Kimi görüyor? Kimi? Seni görüyorum Frodo, seni. Dert. Dert tabii. Ne işin var lan senin kızımın yanında? Abi ben bir poğaça... Konuşma. Senin ne işin var bu şoferin yanında? Sen işten mi kaytarıyorsun? Babacığım yemin ederim kaytarmıyorum. Bak 5 dakikalığına gelmiştim hemen gidecektim zaten. Yürü git o zaman. Bizim bununla erkek erkeğe konuşacaklarımız var. Osman. Sen git Gökçeciğim ya fırına. Biz Güzey abiyle erkek erkeğe konuşacağız biraz. Nerede lan Şirine? Kim abi? Legolas lan işte sarı. Bilmiyorum. Ara. Sizle erkek erkeğe bir şey konuşacağım. Arayayım abi. Ara. Abi dur. Abi ne olur indir bizi bak birini. Çekil fobim şaka değil ya. Fobim var benim. Abi. Fobim var benim ya. Yapma. Benim de size fobim var. Nasıl yapalım?
Çek şu ayağını bacağım lan. Ağzıma giriyor her yerin. Ulan nasıl çekeyim, görmüyor musun? 8'e katlandım burada. Vallahi gidiyorum. Ağa gidiyorum. Abi yapma. Ulan Osman, hepsi senin yüzünden. Kendi başını yaktın gibi benimkini de yaktın ya. Ben ne yaptım lan manyak? Kuzey abi dedi, çağırdı, gel dedi. Çağır dedi, Emine dedi, konuşacağım ben dedi. Erkek erkeğe konuşacağız dedi abi. Biz hani erkek erkeğe konuşacağız ben. Konuşuyoruz şu an erkek erkeğe. Tamam, konuşacağız. Deniz havası iyi gelir. İyot zihninizi açar dedim. Ne yapayım? Açıldı mı kafanız? Dur, düşeceğiz. Vallahi düşeceğiz. Osman'cığım düşmezsin. Benim şoförlüğüm de en az seninki kadar iyidir. Ben bırakmadan sen hiçbir yere düşmezsin. Abi sen bizi bu buz gibi havada suya mı atacaksın bile yapma. Ne yapayım oğlum? Dövdüm, anlamadınız. Sövdüm, anlamadınız. Kızlarımdan uzak durmanız için ne yapmam lazım? Belli ki sizin soğuk duş etkisine ihtiyacınız var. Biz evde duşumuzu alırız Kuzey abi. Ne olur bırak. Ne olur bırak bizi, gidelim ya. Yalvarma lan. Yalvarma oğlum. Oğlum ne yalvarma? Görmüyor mu? Adam bizi şey yapacak. Yalvarma öyle mi? Erkeğe abi. Bak erkeğe. Yalvarmayacaksın mı? Hadi sen yalvarma bakayım Osman. Yalvarma bir bakayım nasıl oluyor. Abi yapma lütfen. Yalvarırım yapma. Bak hepsi bunun yüzünden. Ben bu furuda yap. Ne istiyorsan yap Kuzey abi. Beni bırak bari ya. Abi deme bana. Gevşek. Ulan sen de tabii hain bacarak çıktın, bacarakların yüz karesi. Abi ben ne yaptıysam başka bir şey yaptım ya. Vallahi Gökçe'yi çok seviyorum. Bak hala Gökçe diyor. Ya! Vallahi ben de Mine'yi seviyorum abi. Hem sen aşıkların halinden anlarsın Kuzey abi ya. Ben anlarım tabii. Ben de aşık adamım sonuçta. Ama aynı zamanda babayım. Kız babasıyım. Vallahi gidiyor. Hadi koçum, balıklara selam. Hakkını helal et bacanak. Abi yapma. Kuzey abi. Abi yapma ne olur. Abi yapma. Yalvardım. Kuzey yapma. Ne oldu? Erkek adam yalvarır mı lan? Abi bizi düşünmüyorsan Yıldız ablayı düşün. Ne alakası var lan Yıldız'la? Abi ya senin gibi aşık bir adamın aşıkları ayırdığını duyarsa mahvolur kadıncağız. Dur tabii. Maazallah aşkın olan inancını yitirirse ne olur? Boş yapmayın lan. Kuzey abi yapma. Kızlarımın peşinde dolanacak mısınız? Vallahi dolanmayacağız abi. Ben söz veremem. Demek söz veremezsin. Ne söz veremem lan? Ne diyorsun ya? Abi tamam. Sen ne diyorsan o. Sen ne diyorsan o. Söz mü? Söz var lan. Söz. Şoför sözü. Şoför sözü. Bundan sonra kızlarıma yaklaşırsanız sizi balıklara yem ederim. Anladınız mı lan? Tamam abi. Vallahi yapmayacağız abi. Kuzey abi lütfen. Hadi. Al bizi. Abi çek. Ulan var ya. Görüşürüz canım. Nereye abi? Kuzey abi bırak şimdi bizi. Abi böyle bırakma, nasıl kalacağız? Bana ne lan? Nereye? Bizi bırakma! Bizi bırakma! Bizi bırakma! Kuzey abi! Bizi bırakma! Kuzey abi! Poyraz'ım, ne yapıyorsun ablam sen? Ne edeceğim, derdime yanıyor. Ama bak utanmıyor mu abi böyle bebek gibi ağlamaya? Bizi ayıran Nur utansın. Kameri bu gelindiğin için o kadar güzel olmuştu ki. Gözden dilin tutulurdu. Ama şimdi bir daha giyemeyecek, göremeyeceksin abla. Olur mu öyle şey Poyraz'ım? Giyeceksiniz bunları. Düğününüz olacak. Yok. Benim kaderim sana benzeyecek abla. Ama ben senin gibi değilim. Ben 20 yıl yapamam abla. 20 yıl onsuz yaşayamam. Ben hasretimle ölür giderim valla. Deme öyle Poyraz'ım deme bak kurban olurma. Siz neleri atlattınız? Ha? Aa kimse size izin vermezken gizli saklı buluşup yine de kavuşmadınız mı? Benim ayım da güneşim de aynı anda tutuldu abla. Kapkaranlık oldu benim dünyam artık.
benim tanıdığım Poyraz o garanlığı fırsata çevirir. Aha garanlık çöktü mü ne yapar ne eder gider sevdiğiyle buluşur. O garanlık benim içime işledi abla. Ben daha da bir şey edemem artık. Poyraz'ım bak kurban olurum seni verin öyle deme ablam. Senin karşında kim var? Ha? Ablan, ablan. Sen benim elimde büyüdün. Aa benim yaşıtlarım bebeleriyle oynarken ben senin altını bezliyordum. Uy ya bak hatırladım da yine burnumu direğe sızladı ha. Lan ne çok dolduruyordun sen altına. Aa hep böyle güleceksin. Seyahat boy John dipim benim. Ne? Seyahat boy mu? Benim yanımda Johnny kim ya? Tabii öyle. Aa sen yeter ki gül. Sen ağa bebekken ağladığında bir ben sustururdum seni. Bir ben güldürürdüm yüzünü. Şimdi de öyle olacak. Ablam benim. Canım. Ha dur ula boynumu kıracağım. hadi buraları topla tamam mı? Al bunları da yerine as. Merak etme. Ben gideyim bir de şimdi abime bakayım. O nerede ağlıyor odasından mı? Yok ağlamıyor. Yengem içeriden çıktı da. Gideyim ona da bir geçmiş olsun diyeyim o zaman. Diyemezsin çünkü yengem bu sefer abimin hapsine düştü. Geldiğinden beri odadan çıkmıyorlar abla. İyi madem. Poyraz'ım eğer ben de yıldızsam bu gelinlikle damatlığın benim çeyizim gibi eskimesine izin vermeyeceğim. Ne yapıp ne edeceğim? Üstünüze parlatacağım onları. Tamam mı? Çok seviyorum seni biliyor değil mi? Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Oh. Oh ya. Kız Nadim ellerine sağlık vallahi ellerin dert görmesin canım karım ya. Seferim her yerin kazık gibi olmuş ya. Oldu da şu yatağın yüzünü mü gördü benim yüzüm acaba? Acaba hangi yataklarda sefere çıktın seferim ha? Hadi ne alaka ya yatakta sefere çıkmak falan. O Poyraz kılçı beni odasına almadı. Koltuklarda yattım nerede biliyor musun? Sen bensiz tek başına koltuk tepelerinde mi kaldın? Tek başıma kaldım ben. Senin pamuk gibi sırtın tutuldu mu? Sırtım tutuldu. Çok yalnızdım tek başıma. Kıyamam ben sana. Nerede bunu bırak da beni bir çinle ya. Şuraya yatayım da güzel bir çinle ben. Nadi hadi kız gel. Cinle güzel güzel gel. Hay of. İndir düşün onu. Dur gel gel. Şöyle bekmezlik dutları cinler gibi depele sırtımı hadi. Bas bas. Nadi ne yapıyorsun? Bas biraz cacık defükle böyle nedir bu? Emin misin seferim ya bir sakatlık çıkacak diye korkuyor. Kız güldürme beni zaten sen kuş kadarsın. Ne sakatlığı çıkacak? Kuşum benim hadi. Ya Allah. Çıtayaksın değil mi şu an? Çıtaya topuktan vur. Ez. Cınna. Severim bak sen hassas adamsın ha. Bir şey olmazsın. Hadi saçmalama. Nerem hassas benim? Taş gibiyim. Yataktan buraya yuvarlanışımı görmedin herhalde. Kamando gibi yaptım. Hadi bas. Kütle şunu ya. Benden günah gitti. Abim mi? Maç sert geçiyor anlaşılan abla. Yok ula abi bir şey oluyor ha. Bir şey oldu. Abi? Abi ne oluyor? Yıldız ortadan ikiye bölündüm. Yenge müsait misiniz? Gel gel müsaitiz. Müsait misiniz diyor ya. Çek. Abi ne oldu sana? Abi ne oldu? Yenge mi tokmakladı bu sefer seni? Bir şey olacak çıksın odana çık. Aha çıkar şunu haydi. Severim sakin ol sen uyma buna. Hadi şaftımı kaydırdın hala konuşuyorsun ya. Ya ben sana söyledim ben abi kadınım dedi. Ben sana söyledim söylemedim söyledim. Abi neresi acıyor? Çok kötü duvarlar. Çok kötü oraların hepsi komple acıyor. Kırıldım diyorum ikiye yıldız savaş orası acıyor. Buralar? Evet. Abi senin diskin kaymış. Ya mix oturtturum işte bir şey. Ulan mıyım kaymış ya. Ya oturtturum mix'imi çok sıkıldım burada hadi. O iş bende. Siz açılın. Açıl abla, açıl yenge. Ne diyorsun lan? Nerede ne diyor? Çıksın oradan o. Ne yapacaksın kocama? Kocana bir çeki düzen vereceğim yenge. Merak etme. Lan oğlum çıktı sen ne diyorsun? Hadi. Ne yapacağım lan? Görürsün. Ne yapıyor ya o? Hazır mıyız?
Oğlum neye hazır mıyız? Ne diyorsun? Hadi. Üç. Üç mü? İki. Ne ikisi? Ne yapıyorsun? Bir. Ordu Smek'te. Dur. Anam. Abi ne yapıyorsun? Nasıl? Ana iyi yaşlıyor. Sildi. Haydi. Vay. Aa. Düzeldi ya. Haydi bayağı iyiyim kız. İyisin başım. Rica ederim. Demiştim düzelteceğim diye. Oğlum cıvık, vıcık. Tamam hemen şey yapma, artistik yapma yani. Kendiliğinden iyileşti yani. İyileşesi varmış, iyileşmiş. Naide, hadi şu kaldığımız yerden şu masajcığına biraz ya. Hadi gülüm. Sefe, sen neyin peşindesin Allah aşkına ya? Kız yenge, abimin derdine düştüm de sağ hoş geldin demeyi unuttum. Aa, boncuk. La hakikat yenge ya, ben de unuttum ya, hoş geldin. Canım, yerim şimdi, yerim. He işte, şırtan da olsa bir kerelik insafa gelmiş. Şule mi almış şikayetini geri? He, öyle olmuş ya. Biz de anlamadık. Allah Allah. E vardır onun bir hesabı. Yok bir entrika kokusu almıyor. Ama bu almayacağım anlamına gelmez. O şırtana güven olmaz. Al Nadide Hanım bak. O güzel burnunu herkesin ortasında tıkıyorum. Eğer bundan sonra kocanın aşık olunmaz kokusundan başka herhangi bir koku koklarsan, koku almaya devam edersen ben kendimi karşı kalenin zıkıyla atarım. Gerisini sen düşün. Ne? Sen hele öyle bir şey yap. Bak ben senin o aşifteyle Karadeniz'e nasıl gömüyüm? Ben lafımı söylemişim. Yenge bak ağa bu işin şakası kalmadı ha. Uğraşma Şule'yle. Üzerimize sıçratma kadını. Sıçrasa ne olur ya? Naideyim ben, naide. O şırttan da mı korkacağım? Hala ne diye hala nasıl omuzlarını falan oynatıyor. Allah'ım yarabbim ya. Kızım ben bu yola baş koydum. Yılgız aşkı için bırak üç günü, 3 milyon gün bile hapis yatarım. Gel buraya. Mangül. Çok üzgünüm abi. Çık, 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 çık. Ne işin var odada? Niye? Biz gelin bize. Hadi, gelin. Özledim abi ben. Sen de seni özledim. Serseri ya. Allah namazı düzeltti ya. Kızlar. Şşş. Yazık. Bırak uyusun Ferihler. Böyle geliyorlar fırından. Böyle yatıp kalıyorlar. Kuzey. Hı. Bu iş bu kızlara çok ağır geldi da. Ne ağır anneye? Onu okuldan atılmadan önce düşünselerdi. Sana benziyorlar oğlum. Sen kızların işte sana benziyorlar. Ne söz dinliyorlar ne de bildiklerinden vazgeçiyorlar. Bir lokma yemek bile yediremedim. Vallahi mi? Hı? Öyle olmaz. Sen yemekleri ısıt ben de bunları uyandırayım hadi. Ay. Turşu da kavur yiyeyim mi? Kavur kız. Ayran da yaparım. Yok yok cacık 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 daha iyi. Cacık. Ya şunlara bak böyle güzel kürek mahkumu mu olur be kardeşim? Koş kalk. Ne oldu kulak bebesi kanında olmamış mı? Ya ekmekler mi yandı ya? Tanrı geldi. Babanız geldi babanız. İyi. Bugün gidelim gel uyuyacağız biz. Kalk kız konuşacaklarımız var. Babacığım bak eğer sabah Osman geldi diye kızacaksa... Kızım biz onunla sabah konuştuk. Meselemizi erkek erkeğe hallettik. Benim sizle konuşmam gereken başka bir şey var. Baba bizim de sabahın köründe gitmemiz gereken bir iş var. Hadi iyi geceler. Ha, ama eğer diyorsan ki... Yarın izinlisiniz buyur sabaha kadar konuşalım. Pazarlık yapma benimle. Kalkın sizden akıl alacağım ben. Neymiş? Sen bizden akıl mı alacaksın? Kalk Gökçe kalk kızım. Bu fırsat kaçmaz. Evet. Dinliyoruz dad. Şimdi hiç konuyu uzatmayacağım. Direkt soracağım. Siz beni nasıl atlatıyorsunuz? Ha? Yani ben bu Legolas'la Frodo ile görüşmeyin dedikçe görüşebiliyorsunuz ya. Onu soruyorum. Nasıl beceriyorsunuz? Tuzaklı soru. Babacığım hani sen bizden akıl alacaktın? Ne bu şimdi? Bence ebeveynlikte yeni bir ilişki yöntemi deniyor olabilir. Yok yok. Taktik deniyor. Kızım beni biliyorsunuz. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Doğru. Burada haklısın.
Şimdi bak biz Yıldız'la sürekli buluşmaya çalışıyoruz ama sürekli yakalanıyoruz. Bunun için nasıl yakalanmayız diye sormaya çalışıyorum size. Ha, şimdi anladım. Sinemaya gitmeyi denediniz mi? Yok. Ama gitsek de biz fuayede kesin birilerine yakalanırız. O zaman sizin gözlerden uzak, dolayısıyla da şehirden uzak bir yerde buluşmanız lazım. Dağa çıkın. Yaylada kesin yakalanırız. Kurban olduğum, ben sana yayla mı diyorum? Çambaşı kayak tesisinden bahsediyorum. 10 numara ortam yapmışlar. Çok da romantik değil mi kız? Harbi mi? Ay böyle bungalov evleri falan var. Süper romantik gerçekten. Gerçekten mi? Siz nereden biliyorsunuz lan romantik yeri? bir arkadaş için bakmıştık biz. Bu arkadaş bastı bacak, ağlak suratlı, yüzük arayan Frodo isimli bir şahıs olabilir mi acaba? Aşk olsun baba ya. Sen de bizi iyice salak belledin. Biz niye daha önceden gittiğimiz bir yer sana söyleyelim ki? Bana bak. 200 verdim diye şımarmayın. Bungalov, taş ev, çadır, çardak hiçbirinde görüşmeyeceksiniz onlarla. Ya babacığım seni tebrik ediyorum ya. 2 dakikada azara bağladın yani. Bravo. Bravo. Neyse. Gidecek misiniz Yıldız'la? Yani bahsettiğiniz kadar romantikse kaçırmam tabii. Baba, biz de gelelim mi? Kayak yaparız. Hayır, biz baş başa olacağız orada. Kimseyi istemiyorum. Ama isterseniz sonra götürürüm sizi. Aslansına! Kralsın be canım benim. Adam! Çımarmayın be! Hadi inin aşağıda yemeğinizi yiyin. Benim yemeğe değil uyumaya ihtiyacım var. İyi geceler. Vallahi siz bilirsiniz. 10 dakika içinde sofrada olmazsanız tek ayak cezasına mahkumsunuz. Hepinize iyi geceler. Ya! Neredeymiş bakalım bu bungalovlar? Vay! Feride Hanım nerelerdeydiniz yahu? Sanki bilmiyorsun. Ömer'in yanından geldim işte. Vallahi ben işime gelmeyeni siliyorum hafızamdan. Çer çöple dolduramam kafamı. Ya baba aşk olsun Ömer çerçöp mü oldu şimdi? Hep öyleydi kızım. Kız babasıyım ben. Hem siz ne kadar devam edeceksiniz böyle? Aslında ben de bunu konuşmak istiyordum seninle. İçeri geçelim mi? Hadi geç bakayım. Bungalov. Geç bakalım. Babacığım ben Ömer'in ailesiyle tanışmak için Antep'e gitmek istiyorum. Kızım bunları konuştuk. Ömer önce ailesiyle problemlerini çözecekti. Onlar iç meselelerini çözememişken senin buradan kalkıp gitmen ne kadar doğru. İşte Ömer konuşmuş ailesiyle. Hatta annesi benimle tanışmak istiyormuş. Sen benden ne istiyorsun kızım? Böyle vereyim Ömer'in yanına piknik sepeti gibi taksın koluna. Götürsün seni Antep'e öyle mi? Hayır baba. Ömer sadece beni çağırmıyor ki. Seni hatta kızları da davet ediyor biliyorsun. Bak kızım. Böyle şeyler insana önce hoş gelir. Ama çok risklidir. Bizi daha nasıl karşılayacaklarını bile bilmiyoruz. Baba ben Ömer'e güveniyorum. Ne beni ne sizi zor durumda bırakmaz o. Baba lütfen kırma beni ya ne olursun. Bak ilk defa kendim için bir şey istiyorum senden lütfen. Tamam ama hemen olmaz. Sıranı bekleyeceksin. Ne sırası? Kızım görmüyor musun ortalık ne kadar karışık? Ben kendi müstakbel kayınvalide, kayınpeder durumumu çözemedim daha. Ama sonra gideriz diyorsun yani. Yani bilmiyorum bakacağız. Bak müstakbel kayınpeder, kayınvalide falan dedik. Yıldız'ı özledim ben. Çok özlüyorum Yıldız'ı ya. Biz sana aşıksın dedik dedik inanmadın. Bak ne oldu şimdi? Kabul ettin sonunda. Ettim tabii. Bir arayayım da sesini duyayım ya. Efendim aşkım. Ya bir insanın ağzına bu kelime bu kadar mı yakışır? Bir daha söyle. Aşkım. Aşkım. Yıldız bu mesafeler hiç olmadı. Ben çok özlüyorum ama seni. Vallahi ben de özleme konusunda gıdemliyim. Bağ koymaz diyordum ama ben de seni hemen özlüyorum. Tamam o zaman. Hazırlan. Yarın seni dağa kaçıracağım. Hey. Dağa çıkamayız. Yaylada hemen bizi yakalarlar dedik ya. Bu ne dar bir vizyondur mavişim ya. Ben seni bambaşka bir dağa, romantizmin doruklarına çıkaracağım.
Evet evet. Doruklardaki bütün ördekleri avlayacağız pampacı. Tabii tabii. Bütün ördekler korksun bizden. Tabii. Hı hı. Avlayacağız hepsini. Evet. Ne oldu? Şeref Baba mı geldi? Tabii tabii. Bütün ördekleri avlayacağız. Teker teker. Hepsini. Evet. 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 Aa bak bak nasıl da kıvırıyor. Fadime ağa kıvırıp durma canım tamam. Temizlik için gelirim tabii. Sen benim arkadaşımsın niye gelmeyeyim? İyi tamam haydi yarın görüşürüz ha. Tamam tamam biliyorsun temizliği çok severim ha. Tamam yarın görüşürüz o zaman haydi. Pampacığım görüşürüz. Öptüm hadi görüşürüz. Hayırdır canım kızım? Nereye gidi? Merve'lere ders çalışmaya. Kız anneyle dalga geçilmez. Ya anne aa duydun. Fadime'ye gidiyorum. Kız çağırdı. Olmaz. Yaylaya bir başa çıkamazsın. Anne hani üstünden kilidi kaldırmıştınız. Fadime'ye de mi gidemeyeceğim? Aa kız benim en yakın arkadaşım. Temizlik bahane zaten. Kız bunalmış. Tamam kızım. Baba söyle. İzin al. Verüse gidesin. Ya anne babam izin vermez ki. Tamam işte iyi. Kır diziyi otur o zaman yerine. Anne, aa bak çok üstüme geliyorsunuz ha. Ne olur bir güncük kalsam Fadime'de. Daha önce kalmadığım yer mi sanki? Haklısın. Doğru deyin ya. Tabii ki senin Fadime kalmadığın yer mi kızım? Ama işte işler eskisi gibi değil. Zaten hastaneden yeni çıktım. Bunaldım, daraldım, bunaldım. Aa anne, aa lütfen. Tamam. Bak Yıldız, sadece tek bir gün. Sakın uzatıp da baba başıma sarma. Yok annem tamam ha bir gün. Söz mü kuzum? Söz. Ulan kuzum tek bir gün. Tek bir gün. Tamam anne haydi. Sağa güveneyim tek bir gün. Ben de sağa güveneyim he. Uy. Ulan lisede bile bu kadar yalan söylemedim ha. Ne giyeceğim? Ne giyeceğim yarın? Acaba? Yok ya yeni fulledim. Ya vallahi yolda kalacağız ha yolda kalacağız. Ne oluyor be? Oy. Ula. Abi vallahi duracak yolda kalacağız. Uy. Aha da kaldık. Ama dedim ben sağa benim arabayla gelelim diye tutturdum bu külüstürle gelelim diye. Ya ama bu külüstürümüz de bu anı şahitlik etmesin mi mavişim ya? Kötü mü ettim? Kötü ettin tabii. Aa bak yolda kaldık. Onun külüstürümle alakası yok. Abinle alakası var. Sözde bunu yeni yaptırdı. 400 lira aldı benden. 400 lira. Hey. Aa senin bu arabanın muadillerini hurda pazarında teneke fiyatına satıyorlar. Abimle ne alakası var? Benim külüstürcüğüm anlayışlıdır. En ihtiyacım olduğu zaman beni yarı yolda bırakmaz. Ben uygun bir dille konuşacağım onunla. Ben biliyorum ha senin o uygun dilini. Evet. Aa daha kaputu bile açamıyorsun. Bir mandalı var burada. Suyunda problem var mı? Yok suyum var. Güzel. Yağın mükemmel. Hararet de yapmadın. Motorda da bir sıkıntı yok. Ne istiyorsun sen? Ne olsun istiyorsun? Ne olsun istiyorsun?
sıkıntımı yaratayım sana. Niye çalışmıyorsun? Neyini eksik ettim, neyini? Neyini lan? Konuş sonu. Konuş. 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 Ah. Hakikaten sen bunu dilinden anlıyor ya. Çalıştı ya. Tatlı sert tavrıma kimse karşı koyamaz mı abişim? Tutarlarsa tutarlıyım. Tutmazlarsa tutarsızım. Sen ha yine de fazla sertliğine güvenme. Elinde patlamazsın sonra. Tutarlı tutarsız. Haydi gel arabaya. Tamam sahip. Ah. Ya aferin ha. Çalıştırdın. Çalıştırdım tabii. Oyunu suyunu bilirim ben bunu. Haydi. Birini kiralamıştım ama. Bundan sonra motorlarla devam edeceğiz. Öyle mi? Tamam. Gel mi abişim gel. Ya hepsine bağ taşıttın ya. He alayım gel. Şuna koyalım. Gel ben seni bindireyim sen binemezsin şimdi. Tamam ha. İyi gel. He. Her şey okey mi? Okey. Harika ben de buna biniyorum. Tamam. Yengene dikkat et başkan. Dikkatli sür. Hoş geldiniz Kuzey Bey. Eviniz burası. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ol başkan. Cennet gibi bir yer ha. Ya kırmızı saçlı Rapunzel de geldi. Tam masal diyarı oldu burası. Ben niye daha önce buraya gelmemişim acaba? Çünkü daha önce hayatında yakışıklı, karizmatik, erkek gibi bir erkek yoktu da ondan olabilir mi canım? Hmm. Acaba o erkek gibi bir erkek başka bir kadının olduğundan olabilir mi? Mavişim burada Rapunzel diyoruz, efendim masal diyarı diyoruz. Neden keyfimizi kaçırıyorsun? Hadi gel aşk yuvamıza gidelim. Ne? Yuvamız mı? Beraber mi kalacağız? Tabii evden eve nasıl öpeyim seni? İyi, kalırız ama öptürmem. Öperim, öperim. Öptürmem. Gel buraya kaçma nereye öpeyim. Kaçmıyorum. Gel buraya zalimi kızı kaçma. Ya nereye gittin iyice gittin Allah kahretmesin ha. Ulan bu evin kapısı nerede? Öpersen söylerim. Aa buldum. Aman be. Ne yapayım sana ne yemek yapayım? Bugün yemekleri ben yapacağım sen yiyeceksin. Vay evlilik provası diyorsun yani. Niye ulan evlenince yemekleri hep ben mi yapacağım? Ne yapınca bir daha söyle. Evlenince yani evlenirsek. Senin o evlenirsek diyen ağzını ekmeğe dürer yerim ben de. İyi tamam haydi. Sen git etrafı golaçan et ben de yemekleri hazırlayayım. Tamam hanım. Ben kahveye gidiyorum. Gelene kadar yemekler hazır olsun. Al bunları al. Bana bak Kuzey şansını fazla zorlama istersen. Yoksa buraya ekmeğe talim edersin ha. Tamam mavişim ya buraları kızlar çok merak ediyordu. Ben bir golaçan edeyim tesise bakayım. Al. Tamam ha. Ama çok geç kalma. Yemekler yarım saate hazır olur. Ya sen bana yemekler mi yapacaksın? Kapıda hoş geldin diye karşılayacaksın mı sen beni? Uy. Uy mu ne oldu? Utandım ha. Haydi sen git ha. Hanım kahveye gidiyorum ben.
Yemekleri hazır etmiş. Abartma Kuzey. Allah'ım. Beni ağa bu rüyadan uyandırma ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asadıma giriyorum. Ablam ne yapmaya çalışıyor öyle ya? Şeker komasına mı girmeye çalışıyor? Canına kıymaya çalışıyor olmasın sakın? Nasıl ya? Öyle bir şey yapma ihtimali var mı? Abla? Abla ne yapıyorsun sen öyle ya? Hala sana söylüyoruz ya. Ya abla ne yapıyorsun? Bu kadar tatlı yenir mi hiç ya? Canına mı kıymaya çalışıyorsun sen? Yok kızım. Benim canım tatlıdır. Tatlılar da tatlıdır. O zaman benim canım tatlıdır. Hala sen iyi misin? Evet, çok iyiyim. Tatlıyım, tatlı oluyorum. Biraz abartmamış mısın sanki? Hadi ver şunları kaldıralım. Yok, yok abartmamışım. Yiyeceğim. Canımı da çekti daha. Aşk acısına iyi geliyor mu bari? Ne? Aşk acısı mı? O ne ya? Ben bilmiyorum öyle bir şey. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Hala ya bari bize yalan söyleme. Bak bu kadar tatlayarak aşk acını bastıramazsın ki. Bak vallahi mide fesadı olursun ha. Böyle patlarsın. Hadi ablacığım ver şunu. Hadi be oğlan. Karışmayın bana. Ha, beni kandıracağınız, tatlılarımı alacağınız, kendiniz yiyeceğiniz değil mi? Ya yok, öyle değil de. Aslında yesek biraz fena olmaz. Oh. Abla biraz versen. Şekerini, karışmam bana, dokunmayın tatlılarıma. Ya Allah aşk olsun, bari biraz şu çikolata. Ya kızım, güzel ya. Ya hala. Ne halası? Yok hala hala. Hala ya. Nasıl mutluyum? Nasıl mutluyum? Vallahi bıçaklarım seni ha. Bıçaklarım. Dokunman bana ya. Dokunman. Nasıl mutluyum? Nasıl? Ay böyle buçuk oldu. Güzel bir parça. Mavişim. Maviş. Aşkım. Hey! Alo! Ulan ne oldu? Ne bu hal? Senin için kiraladım. Gel iki tur gezek. Ey, ocakta yemeğim var. Ya kapat gel, buralar çok güzel. İyi tamam, az bekle. Üstüme bir şeyler alıp geliyorum. Hadi gel. Erkeklik. Gel bakalım. Atla. Sarıl erkeğine. İyi ama yavaş git ha, dikkatli ol. Yavaş yok, öyle bir şey yok. Haydi. Sen beni sevmiyor musun?
sevmiyorum, intikam alıyorum. Oh hey! Abişim, Allah aşkına bak hastaneden yeni çıktın. Gel şuna beraber binelim. Ya benim çocukluğum bu kızağın üstünde geçti Kuzey. Korkma, merak etme, bir şey olmaz bağ. Allah aşkına bizim çocukluğumuzda kızak mı vardı? Naylon, leğen ne bulursak biniyorduk. Sen o zaman da düşüyordun zaten. Düşe kalka düşmemeyi öğrendim işte. Ya lütfen inat etme. Bak kafanı falan vuracaksın. Korkuyorum. Hadi beraber binelim. Bana bak, sen yoksa böyle yarış yaparız da ben seni yenerim diye mi korkuyorsun ha? Kim? Ben mi korkacağım? Sen mi beni yeneceksin? Peki doğa kurallarına aykırı bu ya. Ben yeneceğim tabii. Var mısın yarışa? Yıldızım yaz biraz öteden kay. Çünkü pistin tozunu dumana katacağım için. Kar mar olur, üstün kardan adam olursun. Tamam tamam ah. Görürsem söylerim. Abi. Ah, gidiyorum ben. Haydi. Keçi. İnatçı keçi. Yıldız! Yıldız iyi misin? Yıldız iyi misin? Yıldız aç gözünü! Yıldız! Yıldız! Mahmut, sen misin? Ha benim! Komik mi? Vallahi her seferinde daha da komik oluyor. Allah Allah ya! Bak burada bir çukur var. Öpeceğim onları. Hah, bak böyle gülümseyince gözlerin daha maviş maviş çıktı. Kar kraliçem benim. Aman dokunma, donarsın ha. Yok. Ben dokunursam sen erirsin. O kadar güvenme kendine. Yıldız. Seni çok seviyorum. Hem de tahmin edemeyeceğin kadar çok. Ben de seni aşkım. Evlenmeden olmaz. Bu ne ya? Evlenmeden olmaz, boşanmadan olmaz. Bu neymiş ya? Aynı az söylediğin gibi öküzcüm. Sen boşanmadan, biz evlenmeden olmaz. Aa! Gülme! İster yeri sökerim, ister evi temelinden sökerim. Size ne? Sana ne? Hala sen yine neye sinirlendin de böyle temizlikten çıkarıyorsun ıncını? Ya kızım ben zaten temiz, tertemiz bir kadınım. Benim temizlik yapmam için illa birine mi sinirlenmem lazım? Siz halanızı daha hiç tanımamışsınız. Halacığım abartmıyor musun biraz? Yok abartmıyorum. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Yine ne oluyor ya? Ya kızım bunlar beni çok hafife alıyor ya. Ay vallahi bu sefer biz hiçbir şey yapmadık. Kızım benim lafım size de ki. Aa şu muhiklara. Muhik mi? Muhik ne ya? Alt tarafı gözle korilemeyen yaratıklarsınız. Hayır bu özgüven nereden? Bu havanız kime ya? Abla bak sen iyi değilsin. Bir doktora gidelim mi ha? Yok kızım. Doktora neyin gerek yok. Ben şimdi bu mıyıkların kokunu kazıyacağım. Sonra morun çözülecek. Bak en sevdiğim. Ha? İçin oh. Afiyet olsun. Ha senin mıyık dediğin Mike dediğin de bakteri mi? Ya kızım korkma. Halam ne
bakteri ordularıyla savaştı. Bu mıyıkların mı kokunu kurutamayacak? Ya hala zaten kurutacağın kadar kurutmuşsun baksana. Kuyumcu bitireni gibi olmuş burası. Yetmez, karışmam bana. Ya ablamın içindeki canavar şekil değiştirmiş resmen. Sabah çikolata canavarıydı, şimdi temizlik canavarı olmuş. Vallahi sabah da kaç kavanoz fındık ezmesi yedi. Kaç kilo bayram şekeri tüketti ben sayamadım. Ya çekilin ayağımın altından ya. Ben temizliyorum, siz pisliyorsunuz ha. Hala bak tamam, sen çok yoruldun. İstersen sen biraz dinlen. Biz devam edelim, olmaz mı? Yok kızım, sizi karıştıramam. Bu benim şahsi meselem. Halacığım, bak zaten terlemişsin. Hasta olacaksın, bırak. Bir de utanmadan bana orada el sallıyor ya. Yeneceğim oğlum sizi. Yeneceğim. Yeneceğim sizi, yeneceğim. Hala valla korkutuyorsun bizi. Hadi tamam, temizlendi, yeter. Ya kızım, bırakmayacağım da kalkmayacağım da. Burası bitsin. Daha sizin odalar var, salon var, mutfak var, banyolar var, lavabolar var. Teras var, 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 var. Ben size bir şey söyleyeyim, böyle giderse halam aşırı yüklemeden infilak olacak, haberiniz olsun. Ya kızım, hadi ağzınızı böyle ayırıp ayırıp konuşmayın. Her soluduğunuzda mikrop soluyorsunuz. Çarşıya gidin, kendinize maskeneyin, bir şeyler alın, hadi yavrum. Abla, kurbanın olayım. Allah aşkına temizlik yapma, ne olursun ya. Ya kızım, bu tahtaların aralarını fırçalamadıkça temizlik olmuş olur mu? Hayır, olmaz. Hiç işi bilmiyorsunuz ha, civcivler sizi. Ay, abla, bırak şu ya. Burada da mayk varmış. Burada da mayk varmış. Burada da mayk varmış. Burada da, burada da mayk varmış. Burada da mayk varmış. Burada da varmış, burada da varmış, burada da varmış. Hazır mısın? Hazırım. Tatam. Aa işte bu da benim marifetim. Pancar çorbası. Hmm. Hmm. Öküzünüzün en sevdiği çorbayı yaparak kalpleri şimdiden fethettiniz madem. O zaman afiyet olsun Mösyö'cüğüm. Bakalım benim levreğimden daha mı iyi olmuş? Kokusu muazzam. Kıvamına bakalım. Harika. Şimdi en önemli şey tadı. Très bu. Ben böyle bir şey yemedim. Resmen pancarlar dilimin üstünde el ele tutuşmuş festival havasında dans ediyorlar. Felicitasyon. Fransızcam çok iyidir. Etejer, apajur. Üçü bir milyon. Vallahi hiç mütevazı olamayacağım kuzeciğim. Hiç mütevazı olamayacağım yani, kusura bakma. Senin gibi göz yaşımda buğulamadım ama aşkımı katarak terbiye ettim çorbamı. Ya senin aşkım diyen ağzını öperim ben. Öpeyim bir kere. Kuzey gene başlama. Haydi iç çorbanı. Abajur. Bunda değişik bir tat var ya. Biraz daha iç anlarsın. Yok içtim anlamadım. Ne bu? İç iç abi, biraz daha iç anlayacaksın. Böyle boğazından aşağı acımsı, böyle ekşimsi bir tat geliyor mu? Geliyor. Ne yapayım, asit mi attın, siyanür mü sıktın daha? Ölecek miyim ben? Yok ula, limon kattım, limon. Limon? Ya pancar çorbasında limon olmaz. Olur. Olmaz tatlım. Olur. Olmaz yahu. Olur dedim. Abim arıyor, sakın sesini çıkarma. Efendim abi? Yıldız sen neredesin bakayım? Fadimelerdeyim abi. Niye bana söylemedin kız Fadime'ye gideceğin? Allah Allah! Senden icazet mi alacağım? Annemin haberi var. Hale bak, dil de pamuk kadar. Her sabah, yarın sabah erkenden döneceğim bak abi. Babam seni bekliyor. Tamam abi. Ne diyor, dön mü diyor? Dönersin ya. Niye, hadi iç çorbanını. Felicitasyon. Güzel. Limon mu, limon mu daha güzel olmuş tabii. Yok. Ha. Kayıyorsunuz. Kayıyorum. Vallahi kayıyorsunuz. Ay çok iyi ya. Senin gücün mü? Dur yavaş dur. Ay Allah'ım. Ay çok güzel ya. Allah'ım cennet cennet. Vallahi cennet. Hem de
ikimizin cenneti. Baş bacayız. Canım hocam, böyle bir sürpriz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sen çok seviyormuşsun Ferhan. Ay, farları açık kalmış ya, neyse. Kız her şey senin için, saçmalama yani. Senin içeriden çıkman ve kavuşmamız şerefine naidim. Ah, canım hocam, canım hocam ya. Kimin kocası bu be? Ne oluyor? Ama ya bir şey olmaz. Ne bileyim öyle gelince git. Ay, tamam canım, çık. Canım. Çıkar mısın? Haydi elleme ya, bir şeydir. Yapma tamam, ya. Sağ ol. Dur. Hadi canım gitsin. Ne bileyim buz sandım yani. Oluyor, daha da birden buz buz indi sandım. Çiçeği çok okuruyor. Tamam çekilir misin? Çık. Hayır. Tamam bir şey yapmaz herhalde. Gıyrını sallıyor. Tamam şey yapma. Gideyim tamam. Tamam otur tamam hadi otur. Yapmaz bir şey. Buz sandım ben ondan. Yoksa köpekten falan hayatta bokmam ya. Ben de bu arkamda kaldı. Şöyle dur. Tamam. Ya kimin kocasıymış bu ya? Benim kocammış. Nadir'in kocasıymış. Hanimiş kocamın bıyıkları. Neredeymiş? Neredeymiş severim bıyıkları? Ya çok yakışıklı bu bıyıklar sana ya. Hanimiş bıyıkları. Dur saçmalama dokanma şimdi yere düşer. Karda kaybolur. Şu, bir de şu kapar mapar şimdi bıyığımı yapma. Ne demek olsun. Aa, bu saçlarımı keserim sağ bıyığın el alasını yapar. Niye? Çünkü Nadir'im ben Nadir. Çaktın. Çakmam mı ya? Bana bak aslında çok iyi fıkır ha. Onlardan kendime bıyık yaparım. Hem her daim senin o güzel saçlarını koklarım. Burnumda kokusunu böyle hissederim. Ya Sefer, sen nasıl bir adamsın canım? Hadi haydi ya. Vallahi donacağız burada. Şu kavuşmamızı kutlayalım. Bungalava geçeyim. Açıkta oturalım ya. Baksana, bir koklasana. Oh, mis gibi kokuyor ya. Mis gibi kokuyor severim ya. Sen de kokla, sen de kokla. Alıyorum hadi ben de alıyorum. Ay, özgürlüğü var ya şu anda. İliklerime kadar hissediyorum ya. Burundan al, burundan. Burundan al, ağızdan ver bak. Esas odur oğlum. Kız. Ne? Yer yer döndü ha. Çarpıldım herhalde. Hızlı aldın nefesi. İyi misin? Kız. Bana bak ben, beni oksijen mi çarptı yoksa şuradaki bak şu araba, o Kuzey'in arabam o sapsarı. Dur bakayım. Sarı. Plaka. Ana, Kuzey'in arabası ya bu. Lan. Ne işi var şimdi onun burada? Seferim demek ki Yıldız'la aşk gemilerini buraya demirlemişler. Gel gel, gel hiç salçonlayalım gidelim buradan gel. Hayda saçmalama. Yıldız'ın ne işi var? Yıldız'la daha yeni telefonla konuştum. Fadik'teyim dedi ama. Doğru. O zaman Yıldız değilse kim? Yıldız'ladır ya. Yok. Yıldız değilse o zaman. Nade senin dediğine acaba kendin inanıyor musun şu an? İnanmıyorum. Ulan bu kazanama benim bacımı aldatıyor olmasın ya burada ha? Nade yürü benim işime kurt düştü. Delivan mı? Şu bak sarı şey var ya cim. Onun şeyi sahibi benim çok yakın ahbabım. Buralarda mı? Buralarda. Nerede? Yukarıda bungalovu kiraladı. Bungalovda tamam. Evet. Biz oraya sana zahmet tamam, buyurun. Heh, hadi bakalım. Gel sen oraya otur da bu. İki kişilik değil herhalde. Ücretli mi bunlar? Yok. Ha iyi. Ha tamam o zaman. Hadi. Ben de durdum burada ama. Bak. Allah! Çok mu beğendin? Yani şimdi bunu aşkınla mı yapmıştın? O zaman ver gelsin varsa. İyi tamam hadi ver. Bir kase daha koyayım sağa. Hadi. Kuzey! Neredesin lan çık ortaya! Ulan bana bak ne yapıyorsan sakın yapma. Karınla geliyorum. Haydi sen gelmesen mi? Saçmalama yürü. Gel hadi gel. Hey, abim ya bu. Az önce ben onun Fadimeler'deyim dedim. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Yalanım ortaya çıkacak. Ne yapacağım ben? Saklan, saklan. İçeri saklan. Kaçmam lazım ha. Ben kaçayım. Hanımefendi, ne işiniz var sizin burada ya? Bak ne işiniz var diyor hala. Asıl senin ne işin var lan? Ne işler çeviriyorsun burada? Şuna bak, Nade. Mumlar yakılmış, torbalar açılmış. Aşk ateşiyle şömine başlar nasıl ısınılmış falan. Hem de pancar çorbası yapmış. Utanmıyor mu lan? Alo! Suçüstü yakalandın lan. Basıldın, basıldın. Sağ olun inkar etme. Açıklayabilirim Pampa. Sus! Bana Pampa falan deme lan. Ben senin Pampa falan değilim.
Biz sana yetmedik mi lan? Ha? Yetmedik mi sen? Ha sen ben çağırmadım diye böyle bozuldun ama biz baş başa kalmak istedik Pampacığım. Siz kim? Kimsiniz lan? Nerede lan o kadın? Nerede o kadın? İçeride oğlum, senden korkusundan saklanıyor. Ne olur görmemiş gibi yapın da gidin hadi. Lan beni delirtme, ne demek görmemiş gibi yapın ya? Ha? Çağır lan o kadını buraya. Severim, bırak. Bırak. Elinden bir kaza çıkacak. Değmez bu gargamele. Çağır lan. Nerede o kadın? Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Lan sen benim bacımın üstüne gül koklamaya utanmıyor musun? Sen olayı bayağı yanlış anladın. Tamam. Sus! Aa, ameliyat yerime geldi ya. Lan başlatma ameliyat yerinden yani. Nerede oğlum o kadın? Bacımı kim aldattı? Çağır gelsin lan buraya. Kadın! Kadın! Ne var kadın kadın kadın? O ne ya? Ne aldatması abi ya? Abi ben onun aklını alırım, aklını. Boncuğummuş ya. Emme ben başından beri inanmadıydım zaten. Ben demiştim. Oğlum bak Hüseyin. Alkışlıyoruz. Yalançılar kraliçesi. Hani kız sen fadükleri dedin? Beni mi kandırdın? Ana, ben bunu niye anlamadım ya? Aşk açamaklarının altın kuralıdır. Genelde Merve'lerde bir şeklinde yorumlanır. Merve kim ya? Şimdi ne alaka Merve? Ben sana aşkın kolabımızı anlatacağım severim. Haydi gel genç aşkları yalnız baş başa bırakalım. Hadi yürü. Ya bırak ne, hadi bırak. Yürü. Yazıklar olsun lan. Hakikaten ya. Açılık pamparım. Benimle şöyle bir kaçamak yapmadın ha. Helal olsun, ortama bak. Albiyansa bak ya. Kardeşim sen şimdi git. Ben sana en güzel ambiyansı, en güzel ortamı hazırlayacağım. Merak etme. Hayır tamam, hadi yap. Hadi. Lan nereye gideceğim ben acaba? Burası güzel. Tam fırsatı. Daha böyle ortam mı bulunur yani? Hayatta gitmem. On numara. Çorba morba yerinde. Zaten burası benim yayla evini hatırlattı. Bu ne lan? Nasıl sandalye? Çık, çekil. Hayret. Allah Allah. Heh. Hadi bakalım. Ya abi ne yapıyorsun? Orası benim yerim. Kalk şuradan. Sus kız. Yalancılar zarar ilçesi. Hala konuşuyor bir de. Senin yerin Nadia'nın yanı. Siz şimdi buradan gidiyorsunuz bizim tarafa. Ben de burada pampamla çorba içeceğim. Çekil kız. Ya şimdi kıskançlığı satsın mı? Yürü hadi. Bırak o sanatayı. Yürü. Nadia kendine gel bak sakın. Sefer yürü dedim ya. Evde çorba mı yok? Hadi yürü. Nadia çekilir misin? Çorba değil. Lütfen ben buraya gel. Hayır. Nadia'cığım ben ona alıştım. Hiç merak etme. Sorun değil. Allah'ım sen bana sabır ver. Mısır da kalmış. Bayılır mı? Acizlik yapma. Sakın Nadia. Kuzey! O ne ya? Anne, baba. Oğlum, ben sana tutamayacağın sözü verme demedim mi? Yazıklar olsun sana. Baba yapma. Baba deme baba! Bundan böyle senin bir baban yok. Yürü hanım, yürü. Ne yapacağız şimdi? Yine mi başa döneceğiz? Sen yine mi küs kalacaksın babanla? Yok. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle seni bana isteyeceğiz. Ne? Aynen öyle aşkım.